sadece futbolun konuşulduğu program. Sakaryaspor ve temsilcileri geride bıraktığımız hafta neler yaptı? Değerlendirmeler, yorumlar, kritikler. Sadece futbolun konuşulduğu program Spor 264. Erhan Kaytanbay'ın sunumu ile Spor 264 her hafta pazartesi günü saat 21'de TV 264'te. Herkese hayırlı akşamlar sevgili Spor 264 izleyenleri. Yine bir hafta ile sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor zorlu İstanbul deplasmanında Eyüp Spor karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu ve bir deplasman mücadelesinde daha puansız döndü. Üst üste bu Sakaryaspor'un deplasmanda kaybettiği 4. maçı oldu. Yeşil Siyahlılar'da da bu iç saha ve deplasman istikrarsızlığı devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Mesut Çayır ile birlikte olacağız. Bahattin abimizin küçük bir rahatsızlığı sebebiyle bugün yayına katılamayacağını ifade edelim ekranları başındaki izleyenlerimize. Ama önümüzdeki hafta sağlığına geri kavuşup bir kez daha stüdyomuzda yorumlarıyla birlikte olacak. Evet Mesut, öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Erhan'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün, zorlu bir hafta. Bugün tabii biraz yine üzüntülüyüz dediğin gibi. Sıkıntılı bir süreç deplasman açısından özellikle. Maalesef iç sahadaki 4 hafta üst üste galibiyetimizin tam tersine deplasmanda da sürekli kaybeden bir Sakaryaspor söz konusu. Yani sahada aldığımız galibiyetleri taşlandırıp birlikte daha iyi bir konuma gelmemiz açısından artık deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. En kötü kaybetmememiz gerekiyor ama senin de en başta dediğin gibi maalesef o iç sahadaki üstün performansı bir türlü deplasmana yansıtamadık. Bu maçta Samsun maçına benzer bir şekilde herhalde bir tık daha fazla üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Yani puan alabileceğimiz, en kötü yenilmeyeceğimiz bir maçtı o anlamda ama yine bir son dakikada Samsun deplasmanında benzer bir şanssızlıkla yediğimiz, daha doğrusu birazdan yine konuşuruz ama biraz hatalarımızla kendi elimize verdiğimiz bir puan oldu. En kötü bir puana dönebileceğimiz bir maçtı ama maalesef yine elimiz boş döndük. Tek avantajımız ya da bu hafta yüzümüzü güldüren Allah'tan bir maç falan haricinde skorlar genel anlamda bize yarayan sonuçlar çıktı. Tabii bu bir yandan en azından kaybımızı biraz azaltır gibi gözükse de aslında kazansaydık ne kadar büyük avantaj sağlayacağımızı da gösteriyor. Bu açıdan da tam tersi üzüntü verici. Dediğim gibi detaylara birazdan gireriz ama belki 3 puanla bile dönebileceğimiz bir zorlu deplasmandan maalesef üzülerek bir puan sayılmak zorunda kaldık. Evet, bu sırada gelen yorumlara da bakıyorum. Şunu da ifade edelim. Spor 264 programına yorumlarınızla katılabilirsiniz. Düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinde, aynı zamanda Facebook'ta şu an aktif halde olan chat bölümünde, canlı yayın bölümünde soru ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi de alıyorum. Orada da hikaye bölümünden, soru bölümünden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Erhan Kaytanbay Instagram hesabıyla. Evet, dilersen eline boyuna başlayalım. Şöyle bir durum var. Yasin performansını övdük. Evet. Ve Serkan Özbalta da hafta içerisindeki antrenmanlarının da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Değişikliklerle çıktı. Hüsamettin'i gördük sol bekte. Zorunlu bir stoper değişikliği. Çağlayan ilk 11'de yerini aldı ve orta sahada Yasin Pehlivan hakkını kızağa çekti. Önce bu değişikliklerle başlayalım istersen. Ya zaten savunmadaki değişiklik aslında çok beklenen bir değişiklik. Daha doğrusu mecburi bir değişiklik. Ümit Kurtuz sakatlandığı için bu hafta, ki muhtemelen sanırım Altay maçında da oynayamayacak. Onun yerine Çağlayan başladı. Aslında golde ne kadar hatası olsa da onu da birazdan açarız. Çağlayan en azından daha önceki haftalara göre belki bir tık daha olumlu yanları da vardı aslında maçın geneline baktığımızda. Hüsamettin zaten bunu daha önce de burada dediğim gibi söylemiştik hep. Söz konusu bölgede kendi mevkiinde orijinal bir oyuncu ve artık ondan da faydalanmamız gerektiğini ve onun da şans alması ve aldığı şansları değerlendirmesi gerektiğini burada çok kez konuşuyorduk. Hüsamettin bu maçta yine tabii geçtiğimiz haftalara oranla, oynadığı maçlar oranla daha doğrusu kıyasladığımızda aslında çok da bir değişim olduğunu olumlu anlamda gördüğümüzü pek söyleyemeyiz belki Erhan baktığımızda. Yani burada Hüsamettin tercihi yanlış mıydı, doğru muydu? Bence Hüsamettin'in de başlaması aslında doğru bir hamleydi. Ama tabii Hüsamettin'in verimini yine aynı şekilde burada konuşuruz. Yine bugün Serkan biliyorsun cezası bitmişti. Aslında belki ilk 11'e dönmesini de geçtiğimiz hafta bekleyenlerden birisiydi açıkçası. Yasin her ne kadar burada beğenmiş olsak da ben yine tercihinin aslında Serkan Odabaşoğlu'ndan yana olacağını düşünüyordum. Tabii ki Yasin oynadıkça, maç eksiğini kapattıkça, kondisyon eksiğini kapattıkça faydalı olabileceğini, en azından o kumaşa sahip olduğunu gördük. Ama tabii Serkan Odabaşoğlu varken burada direkt yine Yasin'i
bir maç ilk defa oynadığı bir maçtan sonra ilk 11'e koyması aslında baktığımızda belki böyle bir deplasmanda özellikle radikal bir karar diyebiliriz. Ama Yasin tabii özellikle belki ikinci yarının belli anlarında artık o yorulduğunu, oyundan düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü çok fazla maç eksiği var ve bunu oturtması tabii ki belli bir zaman alacaktır. Oynadıkça Yasin de form tutacak. Burada yani şurada benim araya bir girmek istiyorum tabii. Mesut. Aslında birebir bir program yapıyoruz bugün. Evet. Bir kez daha Bahattin abimize geçmiş olsun diyelim. Böyle interaktif bir şekilde ilerlemek istiyorum. Yani şurada Yasin tercihinden bahsediyorsun. Evet, Yasin geçen hafta bir 15-20 dakika gerçekten etkili bir futbol oynadı. Belki de o izlenimi verdi en azından. Evet, hem bize. O izlenimi verdi hem de belki maçı çeviren kilit oyunculardan tabii, biriydi. Ama hamle oyuncusu olarak. Evet. Şimdi bu maçta Yasin nasıl buldun mesela? Ben Yasin'i ilk 11'de gördüğümde yani biz İlker Püren'den ve oyunundan şu şekilde şikayetçi değil miydik? İstikrarlı kadro. Evet, bir ümit zorunlu değişiklik. Evet, orada bir Hüsamettin artık sol bek deneyebiliriz. Bence tabii. Bu kadar yeterli olurdu. Ben bizi artık etkileyen Odise Roche'nin bile ilk 11'de olmaması sonradan takıma adapte olması gerektiğini anlıyordum. Çünkü hani 3-4 oyuncuyla gitmeyelim. Artık bir 8 oyuncumuz, 9 oyuncumuz sabit otursun. Sabit kadromuzu 3 aşağı 5 yukarı tabii kemik kadro otursun. Serkan, çünkü burada Serkan Özbalta'nın direkt olarak Yasin Pehlivan hamlesi bence yanlış hamlelerden biriydi. Ya ben zaten tam aslında onu oraya getirecektim. Şöyle oraya getirecektim. Benim de Hüsamettin ve diğer Çağlayan zaten dediğim gibi zorunlu bir değişiklikti. O çok beklemediğimiz bir hamle değildi. Ama açıkçası ben geçen hafta dediğim gibi ben de bu maçta kadro gördüğümde ilk şaşırdığım isim açıkçası Yasin oldu. Tabii ki geçtiğimiz hafta onun üstüne basa basa söylemiştik Yasin'deki ondan da faydalanabileceğimizi, o izlenimi verdiğini. Ama bu maçta Serkan tabii oyuna girdikten sonra etkisini de belki konuşuruz. Ne kadar ne kattı ne katmadı ama burada ben kadro ilk 11'de tek şaşırdığım isim, en azından beklemediğim isim açıkçası benim de Yasin'di. Tabii ki Yasin'den faydalanacağız ama bence de Yasin'i de tam anlamıyla kazanmak adına ona da daha çok Roche'ye yapıldığı gibi ya da yapacağımız gibi aynı şekilde bazı isimlerde biliyorsun son 20 dakika, yarım saat, bazen son 10 dakikada kazandığımız şekilde oynatsak bence çok daha faydalı olacaktır. Çünkü burada Yasin'e de aslında ilk 11'e koyduğumuzda bilmiyorum hocanın belki o maçtaki Yasin'e verdiği izlenim hocayı tatmin etmiş olabilir. Belki hoca ondan daha fazla fayda alabileceğini düşünüyor olabilir. Biliyorsun geçtiğimiz hafta Serkan Hoca geldiğinde 3 veya 4 gün öncesinde gelmiştim maçtan hemen önce. Yani takımın tamamına hakim olduğunu söylemek çok da doğru değil belki. Bu maç Adana maçındaki özellikle bireysel bazı isimlerin performansı da bu tercihindeki etki etmiş olabilir. Ama benim de tercihim tabii ilk 11'de Yasin'i direkt koymaktansa yine maça Serkan'la başlayıp cezasını bitirdikten sonra Yasin'i belki ikinci yarının başında veya son 20-25 dakikalık süreçte alıp hamle oyuncusu olarak daha kısa bir sürede daha fazla diri haliyle faydalanmak çok daha etkili olabilirdi. Ya burada benim de birçok insanın da büyük ihtimalle gözüne en çok çarpan ilk 11'deki değişiklik bu olmuştur diye düşünüyorum. Ama onun haricinde ilk 11'deki isimlere baktığımızda ki Çağlayan Ümit değişti zaten zorunlu bir değişiklikti. Ya çok da bunu iyi oynamadı, bunu iyi yedek başlayacak dediğimiz ki 11'lerde önümüzde. Ozan Sol'un bence yedek olması mesela bu maçta beklediğimiz bir hareketti. Artık Ozan'ın çünkü 2-3 maçtır ama Ozan yedek oldu. Ama orada Hurşit mi olmalıydı? Hurşit olmalıydı. Şöyle olmalıydı. Hurşit'ten biz hala bir şeyler bekliyoruz. Ama bu maçta da gösterdi ki Hurşit yani bir maç değil, iki maç değil. Artık 3-4 maçtır. Yani bazı yorumlar yapılıyor biliyorsun. Sosyal medyada görüyorsundur. Artık oyuncu yıpranmaya başladı. Bu ligin topçu değil yorumları da çok yapılmaya başlandı. Performans da kaynaklı. Bu aslında sıkıntılı bir durum. Oyuncu da yıpratacak bir durum ama burada Ozan'ın da performansını göz önüne aldığımızda Erhan yani 3 maçtır Ozan hakikaten yok yani. Var ama yok görüntüde. Burada ben yine de Ozan Hurşit mi? Ben yine Hurşit tercih ederdim ama Hurşit'teki bu sıkıntı mı diyelim artık ya da formsuzluk mu? Ki yani kırmızı kartta belki tartışırız. Karar doğrudur, yanlıştır ama Hurşit'in de artık bir an önce hakikaten kendine gelmesi lazım. Çünkü bu şekilde devam ettiği sürece bence nasıl bu maçta beklediğimiz gibi oldu. Ozan'ı hoca kızağa çekti. Burada şu an en yakın süreçte böyle bu gidişatı devam ettiği sürece 7'ye geçebilecek en baştaki isimlerden biri muhtemelen Hurşit olacak yani. Şimdi çünkü şu noktada da araya girmek istiyorum Mesut. Şimdi Hurşit yani şu an elimizdeki oyuncuları da değersizleştirmeye başladık. Çünkü doğru maalesef kullanamamaktan. Yani şu an Hurşit'i getirsek, otursak buraya bek misin, kanat mısın diye sorsak ben de bilmiyorum der. Yani onun da kafası karıştı ya. Şimdi kanatta oynamak farklıdır bir oyuncu için. Tabii ki. Bekte oynamak farklıdır. Bekte daha fazla önünde alan vardır. Hücum anlamında söylüyorum. Evet. Defans anlamında zaten kademesi ayrı, ofsayt çizgisi ayrı, savunması ayrı. Yani
sürekli deniyoruz. Şimdi bu kadroda ben Hurşit Taşçı'nın ne günahı olduğunu anlamıyorum. Evet, geçen seneki Hurşit değil. Kesinlikle. Bu lig için biraz daha çalışması lazım. Mesela biz onun vibe'ını, onun nasıl söyleyeyim, izlenimini Oğuz Yıldırım'dan aldık. Sezona böyle diri bir Oğuz, çalışmış bir Oğuz vardı. Evet. Ama son 2-3 haftadır Oğuz Yıldırım'da inanılmaz bir düşüşte. Yani bir ara maçta şu oldu. Ve de bak, Eyüp gibi bir deplasmana gittik. Mesut, Eyüp gibi bir deplasmana yani gittik. Birinci dakikada penaltı kazandık. Evet. Beşinci dakikada öndeydik. Zaten VAR'daki o uzun süreli kararları konuşuyoruz. Bence kırmızı kart pozisyonu dışında çok bariz bir Sakaryaspor lehine bir durum yoktu. Sadece o kırmızı kart durumun, evet, oysa Taşkın pozisyonda vardı. Evet, ama yani şimdi oraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi birinci dakikada öne penaltı geçip beşinci dakikada golü bulmuşsun. Geç de bir VAR kararı da olsa. Evet. Öne geçmişsin. Bir hoca ne ister? İstanbul deplasmanında Eyüp gibi bir takım karşısında, bu kadar ekonomik ve mali yönden güçlü bir Eyüp karşısında 1-0 önde başlamak ister. Tabii. Biz de bir nevi öyle başladık biz aslında. Sürekli masa tenisi gibiydi. Attığımız her top geri geliyor. Attığımız her top geri geliyor. Evet, Serkan Özbalta'nın masa tenisi değil, futbol oynuyoruz açıklaması var. Ama biz süre önce de bakıyoruz sahaya, futbol o yönde. Yani hücuma çıkamıyoruz. Oğuz sürekli kaptırıyor. Hurşit Voleri aynı şekilde. Tutamıyor. Evet. Voleri dedim ki, tamam dedim, penaltı yaptırdı. Geliyor. İyi başlar gibiydi. Yok. Evet, maalesef. Yani bu takımdaki dalgalanma can sıkmaya başladı. Geçen hafta birazcık böyle iyi olan Emirhan bu hafta sahada yok. Gerçekten yok. Hatta belki bir tık buraya Nalepa, yani Nalepa yine bu maçta bu saydığım isimler arasında neydi? Yok, bu saydığım isimler arasında sivrilen bir tek o. Ama hani o bile tabii takımın geneli biraz kötü etkisi kalınca bir tek dediğin gibi belki burada Nalepa'yı biraz seviyoruz. Voleri'de ben de mutluydum. Geçtiğimiz haftaki maçtan sonra bu hafta da çok güzel başladı oyun aslında. Ama burada şimdi Voleri etkisiz kaldı. Şimdi Oğuz'dan iki maçtır faydalanamıyoruz. Hurşit'in durumu ortada. Yani böyle bir bir değil, iki değil, birden fazla oyuncunun bir anda formsuz olması ya da beklerinin altında kalması aslında hocanın da biraz elini kolunu bağlıyor. Yani burada hocanın tabii ki taktik veya işte oyuncu tercihlerini konuşabiliriz ama dediğim gibi şimdi Oğuz sezona çok güzel başladı. İlk iki hafta, üç hafta geçtiğimiz sezonu aratmayan bir görüntüde. 2-3 maçları ne iç saha maçları ne burada ki Bodrum deplasmanı biliyorsun. Yediğimiz gollerin neredeyse tamamını Oğuz'un kanadından yedik. Urşit zaten kendisi de senin söylediğin aslında çok mantıklı yani. O da şaşırdı aslında. Nerede oynayacağını, yarın forvete çıksa herhalde şaşırmaz. Çünkü bir orada deniyoruz, bir diğer kanatta deniyoruz. Bir gün geride, bir gün ileride. İster istemez o da bir dikiş tutturamadı, bir denge sağlayamadı. Voleri de bir türlü hala o beklediğimiz verim yok. Bir iki maç parlar gibi oldu ya da bize o ışığı verdi. Hala ben onun da o kapasitenin olduğunu düşünüyorum ama Voleri de bir türlü o süreklilik yok. Yani geçtiğimiz hafta iyi bir oyuncu izleyip bir sonraki hafta sahada neredeyse yoklar oynayan bir oyuncu pozisyonunda. Yani geçtiğimiz sezonki Sakaryaspor'un görüntüsünden biraz uzak olmamızın sebebi de aslında en baş nedenleri de bence bu. Özellikle mevcut kadrodaki Oğuz gibi, Urşit gibi, hatta Ozan gibi isimlerin bu seneki katkısının neredeyse sıfıra yakın olması ve yabancı oyuncular konusunda da Roşi'den hala daha tam bir kanat olarak o verimi alamadık, faydalanamıyoruz daha doğrusu. Voleri keza aynı şekilde. Bu da Sakaryaspor'un hücum anlamında özellikle çok büyük kanayan yarası bu zamana kadar. Allah'tan bir Nalepa sürekli üzerine koyarak ilerliyor. Bu maçta da saydığımız isimler arasında en göze batan, hatta belki birçok duran top kazanmamızdaki başrol kahramanı da bir Nalepa'ydı yani. Hakikaten maçta şöyle bir kadroyu kombine bakıyorsun. Sayabileceğimiz Kasongo gol attığı için belki onu sayarız ama bir de göze batan Nalepa var diyebiliriz yani bu maçta. En azından sivrilen. Şimdi şöyle bir durum var. Voleri bir hamle oyuncusu olarak deneyelim. Ama artık mesela evet, fiziksel anlamda bir problemi yok. Evet. 2 haftadır, 3 haftadır denenen Voleri yerine neden Roşi? Yani ben mesela bu maç Roşi ile başlasak sürpriz olmazdı. Yani eğer geçen maç başlatıysak Roşi ile çok rahat başlanabilirdi. Mesela şimdi İsmail ikinci golde bariz büyük bir hatası var. Top asist yaptı. Havuza atılmaz. Yani bu altyapıda gösterilen. Orada basındaki arkadaşlarımızla da sohbet ettik maçtan sonra. Çünkü tam zaten uzatma anlarında gol yedik. Nazım Türknas var. Vahittin Çiçek var. Yani ulusalda tecrübeli bu isimler. Vahittin de hatta Sakaryalı. Yani muhabbet ediyoruz ya, altyapıda ilk gösterilen şeylerden biri. Boştaki top havuza atılmaz. Yani çok
riskli görüyorsan korner at. Bunu yapan bir de İsmail Erdoğan. Kulüplerde yıllardır oynayan bir hani şimdi ben diyeceğim ki artık bak, genç bir çocuk olur, altyapıdan koyduğun bir oyuncu olur mecburiyetten. O hata yapmamış olsa şunu diyecektim. Hala onu savunuyorum. Bence bir Oğuz'un kenarda durması, İsmail'in sağ bekte oynaması gerekli. Hüsamettin bozulmamalı. Evet. Yani Hüsamettin'e Hurşit'in sol bek şans verildiği kadar şans verilmeli artık. Hata da yapıyorsun. Kondisyon da olsa. Çünkü mesela ilk golde de orada Hüsamettin Donkor anlaşmazlığı var. Evet. İkisinin birbirine bir nevi sen al, adam paylaşamadılar. Sen al ben al, o bekledi o bekledi ama derken. Ama hani artık bunları tolere edebiliriz diye evet düşünüyorum. Çünkü Hurşit'le de iyi anlaşabilmelerine rağmen sezon boyunca hep aynı golleri yiyoruz. Maalesef. Sürekli bir kanattan gelen son çizgiye inen bir top, arka direkte tamamlayan başka bir rakip oyuncu. Yani evet, isimler değişiyor. Yediğimiz goller sonuç aynı. Değişmiyor. Yediğimiz goller aynı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Artık İsmail Erdoğan'ın sağ bekte bir olması gerekli. Net. Ümit Kurt bu takımın sakatlayıcı işte, nasıl söyleyelim? Bankustur yani. Bayrak futbolcularından biridir. Zaten kaptan. Evet. İnisiyatif alan da bir oyuncu. Stoper'de yeri sağlam. Orada Hurşit Donkor. Formayı kim çok çalışıyorsa alır. Ama Donkor'dur. Bir tık daha önce ben de. Sol bekte Hüsamettin. İki haftada kötüyse iki hafta denenmeli. Bariz yani maçta öyle dalga dalga hissettirilen hatalar yapmıyorsa çıkartılmamalı. 4-1-4-1 şeklinde gideceksek. Evet, hocanın bir sistemi var. Yasin Pehlivan'ı bu hafta denedi. Bu hafta devam etsin. Bence Hakan Yavuz çıkmalıydı. Ama madem Yasin Pehlivan bu hafta denendi, Yasin'le devam edesin. Emirhan Narepa üçlüsü devam etsin. Ya bu benim naizane fikrim. Şimdi burada kimseye bir şey söylemek için değil. Tabii. Sağ kanatta Voleri yerine kesinlikle ama kesinlikle artık Roche olmalı. Şimdi milli takıma davet edildi. Pazar evet, günü yetişebilse de zor bir maç olacak. En azından yol yorgunu olacaktır. Tabii. Oynayabilirse de. Orası yine bir tartışılır. Sol tarafta da Hurşit ne yazık ki kırmızı kartlı. Ozan. Maç, o da iki maç muhtemelen yok zaten. Yok, direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı kart olduğu için Ozan'ın ilk hafta gördüğü gibi o da iki hafta büyük ihtimalle olmayacak. Kasongo'yu söylemedik ama. Kasongo zaten Allah yani onu eksik etmesin hakikaten yani bugün. Ya o olmasa ne yapacağız? Kravesine neredeyse ilk yarı bitene kadar ben Kravesine zaten çok dönebileceğini, en azından dönse bile pozitif anlamda bir katkı verebileceğini çok düşünmüyorum. O yüzden hakikaten Kasongo yani Allah muhafaza bir sakatlık. Hadi sakatlık kart cezası neyse de sakatlık durumu bizi çok elimizi kolumuzu bağlar yani. Ama onlar işte ben bir tek belki seninle birçok konuda aynı fikirdeyim ama Yasin konusunda hala ben yine Altay maçında Yasin'den ziyade Hakan veya Serkan Odabaşı olduğu tercih edilip Yasin'in biraz daha böyle son bölümlerde ikinci yarıda ya da son 20 dakika yarım saatlik süre içerisinde oynaya oynaya o maç eksikliğini tamamlayarak daha sonraki haftalarda belki en azından bir 2-3 hafta sonrasında ilk 11 direkt olabilir diye düşünüyorum ama onun haricinde tabii ki Ümit Kurt varsa zaten orada kağıda ilk yazılacak isim Ümit Kurt'tur. Bir de şu bu sene ilk defa kaç sezondur kalede de bir türlü yani bir türlü Cihan Furkan onu da bir türlü dikiş tutturamadık. Ben iyi olması durumunda daha doğrusu sakatlık veya herhangi başka bir problem yoksa orada da ilk haftalar biraz Cihan siviliyor gibi oldu ama bence orada da tercih herhalde Furkan olması biraz daha doğru gibime geliyor ya da en azından Furkan bir tık daha siviliyor gibi geliyor bana. Onun haricinde ama ben Serkan Hoca'nın bilmiyorum Altay maçta tabii yine belki bir anda 2-3 isimde birden de değişiklik olabilir ama ben 3-4 maça kadar yavaş yavaş artık Serkan Hoca'nın belli senin en başta söylediğin gibi en azından şöyle 7-8 tane her hafta düzenli oynuyor dediğimiz o net ilk 11'i oturtacağını, o sistemi oturtacağını düşünüyorum. Çünkü sezon başından beri en büyük eksiğimiz oydu zaten yani biz bu şekilde hem oyuncuları değersizleştirdik hem onları bir türlü tam anlamıyla takıma adapte edemedik. Ben birkaç maç içerisinde de yavaş yavaş artık o ilk 11'imizde eğer tabii bariz bir sakatlık ya da bu şekil karşılaştırma durumu olmazsa yani kadronun %80-90 artık 3 aşağı 5 yukarı oturacağını düşünüyorum. En çok da bu konuda. Oturmalı. Oturmalı zaten o kesin. Fazla da uzun sürmeden ben Serkan Hoca'nın bunu oturtacağına da inanıyorum. Umarım da öyle olur. Şimdi önce bana gelen yorumlardan başlayacağım. Tabii. Bu hafta birlik ve bütünlük açısından bilet fiyatlarının bir maçı indirilmesini öneriyoruz demiş Samet Bey. Yani bu bilet fiyatları konuşulabilir. Levent Bey deplasmanlarda neden galip gelemiyoruz diye bir soru yöneltmiş. Aslında sorulara cevap vererek gidebiliriz. Yani deplasman oyunumuzun yeterli olmadığını düşünüyorum. Biz Sakaryaspor olarak 0-0 oynamayı gerçekten beceremiyoruz. Maç öncesi değerlendirmemde evet de vardı Spor 264 ve Medyabar'da yazdığım. Yani
biz takım olarak savunma yapamıyoruz. Maalesef. Şu an Sakaryaspor'un problemlerinden bir tanesi takım savunması. Zaten ligde yeni Malatya'dan sonra en çok gol yiyen takımız. Allah'tan attığımız gollerimiz daha gol yani, konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Ama eksi bir averajımız, eksi iki mi? Bir ya da iki. Yani demek istediğim yine attığımız, puanlar, iç sahada puanlar alabilecek golleri bulduk hiç bir şekilde. Yoksa çok şunu söyleyeyim, olabilirdik. Attığımız goller yediğimizden bir tık fazla olsa zaten belki bu durumda olmayız. Tabii. Şimdi 0-0 oynayamıyoruz ve takım savunmamız çok kötü. Bu da deplasman maçlarına çok etkili oluyor. Yani içeride güçlü taraftarıyla bir takım profili çizerken deplasmanda savruk bir takımız. Yani bunda da artık Serkan Özbalta, evet, sihirli bir değnek yok. Geçen haftadan her şeyi değiştirsin diye beklemiyoruz ama tabii. Artık Serkan Hoca'nın da dokunuşlarını görmek isteyecektir taraftarlar. Serkan Bey yazmış, Adaşı hakkında yazmış. Serkan Odabaşoğlu'nda bizim göremeyip hocaların gördüğü ne var yazmış. Ya da Serkan olayı artık şeye döndü ya bu. Olmasa insanlar rahat edemeyecek. Olmasa bu sefer ama belli bir kesim de var. Onlar kadar olmasa da bir az da olsa. Bu sefer Serkan oynamadığı zaman Sakaryaspor'un orta sahasının çöktüğünü, hatta kötü olduğunu iddia edenler de var. Sence? Ben Serkan'ın en azından şu, bu sezonki kadro ve orta sahadaki şu yapıyı göze aldığımızda bence de mesela bu maçta benim de tercihim burada kalkıp Yasin'den ziyade ben de Serkan'la başlardım. Altay maçında da ben hala yine Serkan'la başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yasin eğer beklediğimiz seviyeye gelirse tabii burada o zaman denge değişir. Ben... Ama tabii hocanın senin dediğin gibi şimdi istikrar konusunu konuşuyoruz burada. Şimdi o zaman Yasin'de de devam etmesi de çok abes kaçmaz belki baktığımız zaman, ama hatta büyük ihtimalle belki de Altay maçı da yine Yasin başlayacaktır. Ama ben yine de bir tık Serkan'ı, en azından şu an Yasin %100 hazır olduğunu düşünmediğimiz için, ki öyle zaten şu anda, Serkan yine burada sivrilen bir isim. Tabii taraftarın birçoğu hep onu hoş karşılamıyor. Bir an önce ona bir an önce alternatif başladı. Arıyorlar takım içerisinde, ama görünen de o şu anda maalesef. Bu maç hocaya yazar kardeşim. Hurşit kaç haftadır sahada yok, ilk 11'de başlıyor diye bir eleştiri gelmiş Yasin Bey'den. MLK Yasin. Ya hocaya yazardan ziyade hoca dediğim gibi daha takıma başa gelir aslında çok erken belki. O da safe, yani güvenli bir 11 çıkartmaya çalışıyor. Onu da anlayabiliyoruz. Tabii aslında. Çünkü sonuçta geldiği zaman ben olsam herhalde hocanın yerinde daha geleli bir hafta 10 gün olmuş. En azından ilk benden önceki 8-9 maçta çıkan oyunculara kim daha ne kadar süre almış, en azından kim daha hazır bakarım. Ya yani burada biraz aslında mecburiyet de olabilir baktığımızda. Yani o yüzden direkt hani hocaya maç, hocaya yazar demek biraz ağır bir eleştir olur yani. Ağır. Ha belki Urşit değerlendirmeyebilirdi ama, evet. Ama yani çok ağır kaçar o. Mesela Urşit konusunda takım çok iyi oynadı fakat Urşit'in yüzünden yenilgiyle uğradık bu maç. Urşit'e yazar demiş Erdem. Ben onu biraz daha mantıklı karşılarım, doğru. Mesela Oktay Bey yazmış. Abi Odise Roşi ilk 11'de oynamalı mı? Evet, oynamalı. Onunla hepimiz hemfikiriz. Yayınlarınız çok keyifli, heyecanla yeni programları bekliyoruz demiş. Sakarya diye de eklemiş Bora Bey. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Yani sosyal medya üzerinden yine gelen mesajlar var. Birazcık da anlık olarak sohbet üzerinden gelen mesajları değerlendirmek istiyorum. Facebook üzerinden. Merhaba, iyi yayınlar. Roşi milli takıma gitti. Altay maçına yetişebilecek mi? Demiş. Yetişse bile senin dediğin faktör. Evet. Yani yorgunluk, yol faktörü. Belki yine son bölümde kadro olursa şans olabilir ama ilk 11 olması imkansız bir görüntü şu an için. Kaan Sertaş şöyle yazmış. Milosevic ve Kravets'i cidden müzmin sakatı olarak almışız. Kasongo'nun yedeği yok. Adama bir şey olsa cidden sıkıntıya girdik. Yönetim takım 3. forveti almadı. Şimdi Kasongo sakatlanmasın diye dua ediyoruz demiş. Milosevic ve Kravets'i bilerek sakat sakat mı aldık? Çok merak ediyorum. Bu adamlar alınmadan önce araştırılmadı mı? Durumları bedavaya sakat adam alsan ne olur? Oynamadıktan sonra yıldız olsalar ne olur? Samsun maçından sonra yok der. İşte lig bitti, lig demiş. Yani şöyle bir durum var. Bu oyuncular sakat olarak alınmadı. Kravets kaç hafta antrenmanlarda, evet, kuvvet çalışması yaptı. Kondisyon çalışması yaptı. Milosevic de maç içerisinde sakatlandı. Bu oyuncular, evet, oynamamaları etkili olmuştur. Geçen sene az süre bulmaları etkili olmuştur ama yani iki isim de alındığında bir de bu isimlerin bir nevi fırsat transfer olduğunu da düşünürsek, evet, yani dediğin gibi isim bazında ve kariyer bazında da fırsat transfer olarak alınabilecek isimler. Ama tabii bir an önce onlardan da faydalanmak lazım yani artık. Şimdiden eksiklerimizi görüp transfer çalışmalarına başlamalıyız demiş Hakan Arslan. Transferleri konuşmak için daha uzun bir süre var. Ömer Öz, yani Ozan oynamadığı halde Ozan'ın sadece Bodrum'a katkısı olur diye bir eleştirisi var ama Ozan maç kesik yedi yani. Serkan Odabaşoğlu kadroda bile olmamalı demiş Eray Akan. Evet, bu yine bir... Bu sefer evet,
Serkan olayına dönmeye başladı Ozan. Yani izleyen birkaç haftadır özellikle. Yine sorular özelinde gidelim isterseniz. Tabii. Levent Bey, Mete Bey, Yunus Bey bizleri izliyorlar. Niyazi Bey, Orhan Bey, Ethem Bey. Yani herkese isim isim saymayacağım tamamını. Ahmet, Meral. Çok teşekkür ederiz. Yine yani soru eleştiri üzerinden değil de soru üzerinden gidersek. Çünkü hani burada bir evet bir durum konuşuyoruz. Neler olmalı, neler yapabiliriz konuşuyoruz. Ama belli bir noktada da yapıcı eleştirilerde bulunmaya mutlaka çalışıyoruz. Şimdi yine maç özeline gelelim. Sakaryaspor zorlu diyebileceği bir deplasmanda 1-0'lık bir galibiyetle başladı Mesut. Ne istersin diye sorsam belki sana maçtan önce desem ki kardeşim hani 2-0 öne geçmeyi mi yoksa 1. dakikada Kasongo'nun penaltısıyla önde olmayı mı tercih? 1-0'ı dersin. Hani 2-0 muhtemelen, bilemiyorum yani. Döndürür müyüz ama deplasmanda bir moral bozalım. 1. dakikada rakip bir sirkelenmesini beklersin karşı. Ya biz skoru bulduktan sonra yani topu tutamayan bir Sakaryaspor ortaya çıktı. Aslında Samsun maçına benzer başlangıcı diyebiliriz. Şöyle yani golü orada erken bulamadık belki ama etkili başlamıştık. Golü bulacak pozisyonları da kaçırmıştık hatta. Çok cömert davrandık orada. Eyüp deplasmanında çok hepimizin belki beklemediği anda daha çok maçın başı 1-0'da yakaladık. Skor üstünlüğünü böyle deplasmanlarda erken dakikada yakalamak psikolojik açıdan çok önemli. Ama burada tabii Sakaryaspor sezon başından beri en büyük sıkıntısı yaşadığımız özellikle deplasmanlarda. Yani biz bundan önceki deplasman maçları da şöyle gözümün önüne getirdiğimde birçok maçta attığımız gollere bakıyorum, bir de yediğimiz gollere. Çok zor gol atıyoruz ama inanılmaz kolay gol veriyoruz. Ve çok fazla takım savunmasındaki sıkıntılarımızı zaten sezon başından beri söylüyoruz. Ben burada takım savunmasının haricinde bireysel anlamda çok fazla hatalar yapmaya başladık. Özellikle son baktığımız 3-4 deplasmanı gözümüzün önüne getirdiğinizde yediğimiz gollerin önemli bir kısmı bireysel hatalar. Yine aynı şekilde skoru bulsak bile skoru elinde tutamayan bir Sakaryaspor. Tabii burada yediğimiz ilk golü hatırlıyordur herhalde herkes. Yani böyle bir golü hakikaten yani burada birisi Çağlayan Eze'yi kaçırmasıyla belki de olmayan yani pozisyon olmayacak bir pozisyondan gol yedik. Attığımız golleri çok zor gol atıyoruz ama o kadar kolay gol veriyoruz ki yani burada kendi elimizde Eyüp Spor'a ki ilk devrenin son bölümüydü sanırım yani orada bir şekilde devreye 1-0 önde girebilseydik ikinci yarı belki çok daha farklı olabilir bizim açımızdan. Ama orta sahadaki özellikle oyuncularımızın top tutamaması, ileride Kasongo bu maçta Kasongo sadece sahada vardı yani gol haricinde. Şu adamı göremedik bile çünkü top götüremiyoruz. Yani golü atmışız bir şekilde öne geçmişiz. Topu ayağımızda tutup en azından rakibi oynama şansı vermesek veya biraz daha böyle 1-0'ın önde olmanın verdiği avantajla rakibi zorlayabilecek pozisyonlar bulsak aslında Eyüp'ün de oyunu belki bozacağız burada. Ama biz 1-0'dan sonraki süreçte sürekli bireysel hatalar, orta sahada top tutamayan bir Sakaryaspor, 2 pas yapıyoruz. 3. pastan sonra top yine rakipte. Yani sanki ilk 5. dakikada değil de maçın bitmesine 10-15 dakika kala golü bulmuşuz da oyunu bir şekilde elimizde tutmaya çalışıyormuşuz görüntüsüne çok erken bir kere döndük. Kasongo'ya top götüremiyoruz, orta sahaya doğru düzgün geçemiyoruz ve böyle bir durumda ister istemez Eyüp Spor zaten bu ligin biliyorsun en iyi kadrolarından birine sahibi hem bütçe anlamında hem isim isim baktığımızda ki böyle bir deplasmanda rakibe bu kadar fazla oynama şansı verirsen, bu kadar fazla bireysel hata yaparsan takım savunması zaten Allah'a emanet. Böyle bir durumda yediğimizde çok basit bir gol, hatta devre sonunda VAR'dan dönen golleri de var yani yenip bile girebilirdik içeriye. Yani Sakaryaspor bizim de var ama bizimki net. Gerçi VAR kararlarında dediğim gibi birazdan belki ayrı konuşuruz ama bir gol gollerde pek sıkıntı yok. Kartlarda biraz sıkıntı var. Yani burada ilk yarıyı 1-0 önde bitirebilsek tam bizim için ikinci yarı belki kopartabileceğimiz maç görüntüsü değilken son bölümler dediğimiz gol ikinci yarının da hemen başında zaten 10 kişi kalmamız artık Hurşit'in kırmızısından sonra ben yalan yok. Kendi kendime de tamam bu dedi maç bitti yani bizim adımıza. Bitmesinden kastım illa kesin yeniliriz anlamında değil ama hiç galibiyete dair hiç umudum yoktu. Ben 85'te yani 75-80'e kadar oyunu tutabilirsek umutluydum. Yani o 1-1'i tutabilirsek açık alanda Eyüp Spor'u yakalarız diye düşünüyordum. Bu sırada arkadaşlarım VTR'ye hazırlamışlar. Şöyle söyleyelim biraz programımızı genişletme anlamında. Maç sonrası yazarların değerlendirmeleri vardı. Onlar hazırlamışlar şimdi. Kulağıma tamam. Söylediler. Hazır galiba arkadaşlar. Bakalım yazarlar neler söylemiş. Sakaryaspor maçı sonrasında. Sonra yine kaldığımız yerden devam tamam. edeceğiz. Nazım Türknaz, Radyo Spor. Eyüp Spor Sakaryaspor maçı son yıllarda izlemiş olduğum en enteresan müsabakaydı.
Eyüpspor'un genelde hakimiyeti şeklinde geçen devrenin şu anlarda Kabon Kasonga'nın ileride yalnız kaldığını, son devrenin son anlarında Kabon Kasonga'nın ileride yalnız kaldığını ve etrafında kendisine ayak uyduracak birilerinin tam olmadığını gözlemledim. İkinci yarının hemen başında Sakaryaspor çok şey yaptılar arkadaşlar. Sabit kalsın pencerede. Çıkmayalım. Maçın etkisi isimlerine Hurşit'in yapmış olduğu sert hareketin VAR müdahalesiyle kırmızıya dönmesi Sakaryaspor hücumunu adeta sıfırlayacaktı. Yine baskı sonrası VAR'da kazanılan penaltıyı Eze'nin dağları atarak kaçırmasıyla Serkan Özbalta hoca değişiklikleri yapması gerektiğine inandı ve orta sahayı güçlendirdi. Sakaryaspor için Eyüp deplasmanında alınacak 1 puan karlı olacaktı ama maalesef gerçekleştiremedi. Kabonga Kasongo'nun ileride çok yalnız kalması, etrafına onu eşlik edecek birilerinin bulunmaması hücumu çok etkiledi demiş Nazım Türknaz maç sonrası yaptığı değerlendirmede. Evet, bir sonraki yazar yorumuna gidelim. Üçlü pencerede kalsın arkadaşlar. Tam ekran vermemize de gerek yok. Evet, Yusuf Hacıoğulları nasıl değerlendirmiş mücadeleyi. Sakaryaspor iyi bir deplasman oyunu ortaya koyduğu maçta Eyüp'te 3 puanı bıraktı. Maça iyi başladık. 2'yi bulup maçı koparırız sesi tribünde uyandı. Beraberlik golü sonrası maçta denge Eyüpspor lehine değişmeye başladı. Savunmada Eyüpspor forvetlerine karşı iyi durduk. Serkan Hoca'nın oyuna ve savunmaya dokunmalarını artık görüyoruz. Son 10 dakika Eyüpspor'un direncinin düştüğü anlarda ataklar yakaladık. Kilit pasarda rakibin sağladığı başarıyı göstersek galip gelmek işten bile değildi. Eyüpspor'un kalemize rahat geldiği anlar oldu. Bunlardan belki de en ümitsizliğinin de golü buldular. Sakaryaspor çok iyi hazırlanmış. Sahada mücadele vardı. Sahada görev yapan oyuncularımızı cımbızlayarak bir yere varamayız. Hele futbol gözleminden uzak, ezbere cümlelerle bunu yapmak sadece zarar verir. Artık destek ve maça gelme zamanı. Rakip Altay demiş. Burada da Yusuf Hacıoğulları'nın küçük bir sistemi var. Belli bir grup futbolcuları evet, eleştirmesi yönünde. Hepimiz gibi o da farkında. Bazı şeylerin. Bunu biz de burada çok kez söylüyoruz. Burada yaptığı tespitlerde aslında birçoğu bizim de düşündüklerimize yakın bir tespitler. Ama burada en önemli detay aslında da o, senin söylediğin gibi. Yani burada bireysel sadece bir veya bazı isimlere takılmaktan ziyade takımın geneline bakmak lazım. Özellikle Altay maçı öncesinde de biraz eleştirilerimizi yaparken de veya futbolcu bazında özellikle daha dikkatli olursak takım için iyi olacaktır. Çünkü bazen hakikaten bu işin şeyi suyu çıkıyor yani bir yerden sonra. Bizde öyle bir şey var. Bir isme ya da iki isme birilerine takıldık mı öyle ağzıyla kuşsuz sayılamaz derler ya, o hesap gidiyor. Oradan biraz daha vazgeçersek bu bize olumlu olarak yansıyacaktır illaki. Evet, Hakan Turan neler söylemiş ona bakalım. Karşısında Galatasaray'ın pilot takımı var psikolojisiyle sahaya çıkmış. Çekingen bir Sakaryaspor vardı. Çağlayan'ın amatör ligleri andıran hatasıyla yenen gol, son haftalarda kötü oyunu ile takımını en çok sırıtan isim Urşit'in takım 10 kişi bırakması ile adeta Sakaryaspor'un sonu hazırlanmıştı zaten. Şans, haklı haksız var kararları derken son dakikaya kadar bana göre oyunla değil şansla kazanılabilecek bir puanda Recep Niyaz'ın son dakikalarda gelen golüyle elden gitti. Artık Altay maçı olması gerekenden çok daha önemli bir hal aldı. Eğer mağlubiyet alışkanlık haline gelirse lig arasında yapılacak takviyeler bile düşmekten kurtaramaz bu takımı demiş. Ama Hakan biraz abi biraz ağır gitmiş. mağlubiyetin üzüntüsü diyelim ona. Tabii doğru tespitleri belki var ama Hakan abi de vur dedik öldürmüş. Burada Hakan Turan'a selam olsun. Bahattin Küçük, yani normalde mesela üçümüzün yorumunu koymamıştım. Hı-hı. Zaten programda değerlendiriyoruz evet. Diye ama Bahattin abi olmadı. Bu akşam olmadı. Bir şekilde için. De aramızda olsun evet. Dedim, bir kez daha geçmiş olsun. Samsun Spor ve Eyüp Spor gibi zorlu deplasmanlarda beraberliği son dakikaya kadar devam ettiren Sakarya Spor maalesef son dakikalar dediği gollerle puan kayıpları yaşıyor. Takım maliyeti açısından 6 kat daha maliyetli takımlara karşı oynanan oyun gelecek adına umut verici. Eyüp Spor Sakarya Spor maçını yöneten Antalya Bölgesi Hakemi Ömer Faruk Turtay verdiği bütün kritik kararlarda VAR'a müracaat etmek zorunda kaldı. Maçı okuyamadı. Maçı resmen VAR hakemleri yönetti. Sakaryaspor 10 kişi bıraktı. Eyüp Spor lehine maçı yönetti demiş. Yani son cümleye kadar katılıyorum. Maçı yani, gerçek anlamda VAR hakemi yönetti. Burada bir art niyet ya da farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama çok hakem eleştirdik burada. Hiçbir hakemi eleştirmekten kaçınmam. Ama burada şöyle de bir şey, özellikle son kısma belki sen katılmıyorsun ama ben katılıyorum aslında. Çünkü bilmiyorum, oraya sonra mı gireriz de maçı abi. Maçı Eyüp Spor lehine yönetti. Aslında burada biraz Bahattin abi
açmışken yorumuna girelim. Ya şey olarak şimdi Eyüp Spor'un yönet dediğim şöyle, maçtaki verdiği birçok karara baktığımızda aslında Eyüp lehine bir tık daha sanki meyilliymiş gibi bana doğru geldi. Ya ev sahibi ayrı konu ama abi Uşit'e verdiği kırmızı kart mı yani? Şimdi şöyle, tabii ki gol kararlarına da VAR kararları gecikti, geç baktı, bakmadı, VAR çağırmasa vermeyecekti. Ben aslında hocayı biraz orada başarılı buldum. Şu da aslında. Hani, ya başarılı buldum yanlış olur. Yanlış anlaşılmamak için tabii araya girdim. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Maçı katletti, maçı VAR hakemi. Evet, zaten sürekli VAR'dan gelen bir karar dolayısıyla penaltı kararları, işte iptal edilen golleri varsa burada zaten hocanın oyunu okuyamaması vardır. Tabii. Mesela bu kararlar oyunu etkilemedi. Bundan bahsediyorum. Ya bu kararlar VAR kararları oyunu etkilemedi. Mesela ofsayttan gol yedik, vermedi. Etkiledi mi? Etkilemedi. Hayır. Biz tribünde şu eleştiriyi de yaptık zaten. Voleri'nin el pozisyonu daha 1. dakika içerisinde 48 50. saniyede oldu. VAR'a 5. dakikada gitti. Tabii üstüne bir iki pozisyon falan geçti. 2-3 dakika sonrasında VAR çağırıyor. Evet. Madem VAR çağırıyor, oyun defansta boş bir pasa da döndü bir ara Eyüp Spor. Evet. O sıra düdüğü çaldır, git. Bunlar da evet, zaten oyun okuyamamasını anlaşılabiliyor. Ben şuradan bahsediyorum. Bu vermediği pozisyonlar, onlar bunlar zaten VAR'dan geldi. Evet, Hurşit'in kırmızı kart pozisyonu. Kırmızı kartsa, standardı oysa Taşkın da kırmızı kart. Taşkın iki kere kırmızı kart. Evet. Yani öyle bir durum var. Hakim o noktada adaletsiz davrandı. VAR kararlarında bir sıkıntı beklediğin gibi olmayabilir gecikmeler haricinde ama ben şu anlamda etkili Eyüp'e katkısı anlamında söylemek istiyorum. Yani burada baktığında şimdi 3-4 dakika içerisinde Taşkın İter'in üst üste yaptığı iki tane faul var. Özellikle ilkiydi galiba. İkisi de Nalepe yaptı gerçi. Nalepe yaptı. Bence yani Huştin kırmızı kartına bakıp Taşkın'ın o iki pozisyonuna baktığımızda ki 3-4 dakikalık süre içerisinde üst üste olan pozisyonlar orada yanlış bilmiyorsam sen düzelt, ikisinde kart bile vermedi, sarı kart dahi yok. Burada o pozisyonlar bence Uçit'in pozisyonundan bir tık daha ağır olduğu halde sarı kart bile bir futbolcuya vermeyip kalkıp ikinci yarının başında VAR'dan dönüp de hatta orada mesela VAR'ı da eleştiriyoruz ama yani Uçit'in pozisyonunda hakem sarı kart verdi, VAR uyarısından sonra kırmızıya döndü. Ya bu Taşkın'ın pozisyonlarında o zaman neden VAR'da herhangi bir uyarı yapılmadı? Bence yani o pozisyonlar arasında hadi biri daha ağır, daha hafif de demeyelim de aşağı yukarı benzer pozisyonlar. İşte. Ki ilk yarıda değil mi o Taşkın pozisyonları? Yani burada Eyüp Spor 10 kişi kalsaydı acaba nasıl iş değişirdi? Yani o açıdan baktığın zaman tabii maçı yine sırf o karar yüzünden etkiledi belki diyemeyiz ama ben yine burada Batın abiye yakın düşünüyorum bence maça etki ettiği konusundayım. Tabii ki sırf hakem karar verdi, kırmızı attı, onu atmadı da o yüzden yenildik demek o saçmalık, öyle bir şey yok ama kırmızı yani bu da önemli bir etki, önemli bir etkidir. Çünkü ikinci yarı hemen başı varlık gösteremeyin mi? Sakın, tabii zaten bir de ikinci yarı hemen başı kaç 49-50. Dakika falandı yani kırmızı gördüğümüzde. Belki o pozisyon olmasa, hatta dediğim gibi oraya da gelmeden Taşkın atılmış olsa oyundan ilk yarıda belki iş çok daha farklı yere gidebilirdi. VAR kararında senin söylediğin konu burada hakemi eleştirmek için bence baş başa yeterli yani. Offside kararında ne yan hakem ne şey işte iptal edilen goller, verilen penaltılar. Yani VAR çağırmasa veya VAR sistemi olmasa ne penaltı olacak maçta ne iptal golü olacak. O bizde 2-1 öne geçiyordu. Yok. Tabii o yönden güzel olacaktı ama yani düşünse VAR yok o zaman bu hakemlere ne gerek var hakikaten yani. Bahattin abi söylediği gibi maçı hakikaten VAR hakemi yönetti. VAR sistemi olmasaydı penaltılar yok, iptal edilen goller yok, kırmızı kart da yok. Çok değişik maç oldu. Hurşit de hakikaten değişik maç olurdu yani. Hurşit de atılmayacaktı. Ben acayip değişik bir skor da çıkacaktı. Acayip pozisyonlar da olacaktı bu sefer yani. Final maçları dahil yani son yıllarda izlediğim, çıplak gözle izlediğim en enteresan Sakaryaspor maçlarından biri. Birinin de yorumu vardı sosyal medyada. O da mantıklı geldi. Mesela. Şeyde Federasyon başkanı galiba maç demiş. O geldi diye VAR sistemi mi deniyorlar diyor. Hakikaten her pozisyonda sürekli. Ama şu cümle gerçekten doğru bir cümle baktığın zaman. Maçı ne demiş Batın abi? Resmen VAR hakem yönetti. Hakikaten doğru. Öyle. Ya o zaman sahada sadece bir hakem dolaşıyordu yani. Çünkü VAR olmasa o zaman maç kaç bitiyor? 4-4 falan mı bitiyor? 3-3 mü bitiyor? Enteresan bir şey olacaktı yani. Bizim yani biz zaten 2-1 öndeydik. 2-1 öndeydik. Onların verilmeyen bir iki tane golü falan var. Yani çok enteresan bir maç olacaktı. Ya yani ben sırf bunları bile göz önüne aldığımda tabii kendi görüşüm, herkesin fikri başkadır ama maça etki etmedi demek çok haksızlık olur hakikaten. Özellikle kırmızı kart kararı net yanlış. Yani burada hadi Uşit'e at, tamam abi Uşit'e sıkıntı yok da abicim onu atıyorsan Taşkın da atman lazım. O zaman onu bitirmen lazım maçı. Terazinin şaştığı. Ya orada kesinlikle. Ben sadece şu yani fikrimde şunu savunmaya çalıştım. VAR kararları etkilemedi. Sadece orada kırmızı kart pozisyonundaki adaletsizlik Sakaryaspor lehine. Tabii o en büyük etken oydu, doğru. Diğer türlü yani ben maç öncesini sohbet ediyoruz basın tribününde.
Dedik ki yani bu kadar önemli, yani birinci ligin şu an derbisi, kilit maçlarından bir tanesini daha tecrübeli bir hakem atanabilirdi. O da eleştirildi konulardan biri. Doğru. Mantıklı aslında dediğin gibi. Yani böyle bir maçta sonuçta iki takımın, ya bir kere Sakaryaspor'un zaten ismi oraya yetiyor biliyorsun. Eyüp şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Geçtiğimiz hafta burada programa bakarken bile haftanın maçı olarak saydığımız birinci, ilk sıraya koyduğumuz maçlardan birisiydi. Ya bilmiyorum, bu hakem tercih konusunda bize zaten böyle nerede alakası hakem varsa onlar denk geldiği için yıllardan biridir. Çok da şaşmamak lazım yani. Evet, son bir spor yazarı yorumumuz var. Onu arkadaşlardan rica edelim. Kadir Şirin, Medyabar ve Spor 264 yazarlarından o neler söylemiş Eyüp Spor, Sakarya Spor maçı için. Onu aktaralım. Ligde inişe çıkışlı bir grafik çizen, deplasmanlarda beklenen futbolu ortaya koyamayan ve seri galibiyetler yakalamadığı zorluk çeken Sakarya Spor'un Eyüp Spor karşısına aldığı mağlubiyet hiç de sürpriz olmadı. Maçın geneline bakıldığında Sakarya Spor'un galibiyeti hak edecek bir futbol oynamadığı apaçık ortadaydı. Eyüp Spor kalitesi olarak bizden çok çok daha iyiydi. İlker Pran sorusu, takımın başına getirilen Serkan Özbaltı'nın takıma en ufak bir değişim getirmediğini gördük. Savunma kurgusunda ve özellikle orta alanda ciddi zaafları olan temsilcimiz 3. bölgede çok zayıf kaldı demiş Kadir Şirin. Biraz medya bak. Kadir abi de kınıyorum buradan ya. O da çok burada bir şey öldürmüş. Evet. Ya burada katıldığım bir tek kısım belki dediği gibi savunmadaki ortamdaki zaaflar tamam olabilir ama yani İlker Hoca'nın gidişinden sonra Serkan Hoca takıma hiçbir şey kazandırmadığını en azından psikolojik anlamda etkisini görebiliriz. Ya tabii çok erken zaten bu süreç. Sadece 2 maça çıkan bir oyuncu için. Yani evet. Biraz fazla ağır olmuş. Bir de ev karşısında mağlubiyet. Değerlendirmeleri yaparken Mesut birazcık da şunu istiyoruz. Hep tamam biz burada pazartesi günleri Sakaryaspor'u konuşuyoruz evet. Ama farklı pencerelerin olması mutlaka. Yani bazen ben yanımda oturduğum adamla şunu tartışıyorum. Ya adam çok iyi maç oynadı ya da çok kötü maç oynadı. O zıttını konuşuyor. Yani biz basın tribünü maçlarında özellikle ama en keyif aldığımız durumlar. Medyabar yazarlarının bu kadar sert gelmesini kınıyorum. Gerçekçiyiz. Hakan abiye de selamlar, Kadir abiye de ama biraz daha sakin olun lütfen. Rica ediyorum. Bak Bahattin abi ne güzel noktayı tesis koymuş. Tertemiz devam. Evet hani yazarların yorumu bitti. Şunları yapalım istersen. Bir maç sonrası hocalarımızın açıklamaları neler? Peş peşe önce Serkan Özbaltı'nın sonra İbrahim Üzülmez'in neler, nasıl açıklamalar yaptığına bakalım. Sonrasında bir kez daha buradayız. Evet, bugünle alakalı aslında bizim için başından sonuna doğru, sonuna kadar aslında kazanabileceğimizi umut ettiğimiz, beklediğimiz ve hafta içi biraz kısa da olsa çalışma süresi açısından diyorum, maçın erken olması açısından iyi çalışıp iyi hazırlandığımız hem teknik anlamda hem zihinsel anlamda deplasmanda burada 3 puan üzerine kurduğumuz bir oyunla gelip galibiyet almak istedik ama gördüğünüz gibi maça da iyi başladık, iyi şeyler oldu, öne geçtik. Arkasından ikinci gol, o tabii bardan döndü, bilmiyorum, izlemedim, görmedim, sormadım da yardımcılarıma, olabilir zaten. İçinde var bu işin. Arkasından tabii ki yediğimiz gol 1-1 devre arası. İkinci yarı başka bir dizilişte sahaya çıkmak istedik. Oyuncularımız aynı oyunculardı ama dizilişimizde bir farklılığa gittik. Tabii o farklılıktan tam verim almayı beklerken ki iyi de başladığımızı gördüm. Yani olabilirliğini gördük o dizilişin. O ara işte arkadaşımızın oyundan atılması, 10 kişi kalmamız, işte bu oyunun 11-11 oynanmasını çok istiyoruz. Gerçekten insanlar buraya geliyor, gecenin bir vakti geliyor. İşte sizler emek veriyorsunuz, hizmet veriyorsunuz, insanlara bilgi ulaştırıyorsunuz. Oyunun 11-11 oynanıp işte artık kimin organizasyonları güçlüyse, kimin psikolojisi güçlüyse, kimin zihinsel dayanıklılığı iyiyse maçı kazansın diyorsunuz. Hak edenin kazanmasını istediğim bir sabaka ama burada birkaç tane şeye değineceğim. Bilmiyorum yani penaltı pozisyonu evet kaçtı. O hiç orada değilim kaçtı daha irdelemeyeyim demiyorum. Ele düşen bir top. Ya çok pozisyon var. Yani burada eğer bu kadar pozisyon varsa yani trio ile alakalı bu kadar pozisyon varsa burada bir şey vardır yani. Ya zayıf bir yönetim vardır. Asla ve asla kasti bir yönetim söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmaz sözlerim. Ama zayıf bir yönetim vardır. Kendilerini çok çok irdeleyip geliştirmeleri gerektiğine inandığım bir yönetim vardı bugün. Biraz önce diğer yayıncı kuruluşa da söyledim. Sistemim var onlara. Niye sistemim var? Hem penaltı pozisyonu hem kırmızı kart çok hafif bir sıyrılmayla yani o atılmaz, o adam atılmaz. Futbol oynuyoruz. Bu şey değil.
tenis değil bu, masa tenisi değil bu. Uzaktan uzağa oynanmıyor. Ufak sıyrılma. Art niyet var mı oyuncuda? Kastiği mi vuruyor? Kastiği mi atlıyor? Yaralama tekme. Böyle bir şey yok pozisyonda. İşte orada devam ettireceksin yani. 11 ömür oynatmanız gerekiyor. Ama biraz önce söyledim, tekrar söylüyorum. Mustafa Hocam var da, Mustafa Hocam bu bizim için üçüncü oldu. Sezon başı Konya deplasmanında Hatay müsabakasında 1-0 mağlupken 89. dakika stoper Calvo'nun Berto'a net dizini alıp sıyırıp aşağı doğru indirmesi, bütün herkesin işte Bülent Yıldırım'ından, Deniz Çoban'ından, Erman Toğ, herkesin penaltı dediği pozisyon Varda döndü. Bugün burada kırmızı kartımız hemen verildi. Biraz hakem konuştum ama üzdü beni. Gerçekten üzüyor. Bu 1-2-3 değil. Ne olur artık hani biraz dikkat etsin. Bu bizle alakalı değil. Bize karşı yaptığı bir şey de bu. Kesinlikle yok. Çok tanıdığım, inandığım, sevdiğim de bir insan. Dürüst, düzgün bir insan. Ama yani ama bir yetersizlik var yani. Bunu üzerinden kaldırması lazım. Ne olur dikkat etsin. Buradan sizin aracılığınızı da söylüyorum. Canlar yanıyor. Yoksa müsabaka baştan sona oynanır da biraz önce dediğim kimin bileği güçlüyse kazanır. Kimin organizasyonları güçlüyse maçı kazanır. Herkes de şapkasını önüne koyar. Hatalar ders çıkarır, evine doğru yol alır. O anlamda bizim için iyiydi. Mücadeleleri iyiydi. Oyuncuların kırmızı karta kadar oyunları iyiydi. İşte dediğim gibi 2-0 öne geçme fırsatını bulduk. Arkasından tabii ki Uğur Demirok'un 80 küsürde yaptığı Kasango'yu tam ceza sahasına girerken yaptığı faul verdi hakem. Ama kart yok. Direkt kaleye doğru gidiyor. Ondan sonra 4 dakika sonra, 5 dakika sonra sol tarafta yaptığı yine faul var. Sarı kartlar. Yani o da kırmızı. Biraz önüne geçtiler maalesef. Bizi üzdüler. Ne olur biraz daha dikkat etsinler. Öbür taraftan da oyuncularıma çok çok teşekkür ediyorum. Mücadeleleri anlamında, oyunları anlamında ki taraftarla da o anlamda bütünleştiler. Biz buradan galibiyet almak istiyorduk. Olmadığı pozisyonda asla düşünmedik ama bir puanla çıkartıp deplasman olayı var. Çok da dillendirmek istemiyorum hani Sakaryaspor deplasmanda falan. Ama bugün deplasmanda da kazanabileceğini, öne geçebileceğini, hatta birkaç tane daha gol atabileceğini sinyallerini verdi. Devam edeceğiz, çalışacağız. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Zihinsel anlamda daha dingin olmamız gerektiğini gördük. Bunlar da bizim geliştirmemiz gereken yönler diye düşünüyorum. Değişikliklerle ilgili bir yorum rica edelim mi? Şöyle, Hurşit'le alakalı biz, evet ben Hurşit'le de paylaştım zaten. Hani biraz daha işi taşıyabiliriz diye, topu saklama ve öne götürme anlamında. Aslında planladığımız noktada iyi işler çıkardı. Ama bireyselden tabii gitmek de istemiyorum. Ama şu tarafı da var. İkinci yarıya başladık, devam ettik. Çünkü oyuncular da bu oyundan çıkmayla alakalı bazı tedirginlikleri var. Bazı kendilerine güvensizlikleri var. Ama en önemli nedeni biraz önce cümlemin içinde de söylediğim gibi ikinci yarıya farklı bir dizilişle başladık. O dizilişte bizim için iyi sinyaller vermesini bekliyorduk. Ama dediğim gibi onu bizim de görebilecek bir vaktimiz olmadı. Yani daha 48-49. Dakikada kırmızı kartı yedi. O anlamda o değişiklik için bence devam etmemiz o yönde doğruydu. Ama bunu tabii ki bilemiyorsun yani. İşte onu bilebilsek zaten hani kırmızı kart diyeceğini devrede de oyuncumuz da çıkardık. O da çok üzgün. Özür diliyor ama dediğim gibi bunun içinde bu işler var. Burada da bir hayır var. Bilmiyorum, hepinizden fikir misiniz? Bugün çok enteresan bir maç oldu bizim için de. İlk defa böyle bir maçta da karşılaştım. Oyuna kötü başladık. 10-15 dakikalık süre içerisinde hakikaten Sakaryaspor'un bir baskısı vardı. Doğru işler yaptı. Yediğimiz gol, penaltıdan yediğimiz gol. Ondan sonraki süreçte doğru saha içerisinde organize olarak skoru lehimize çevirmeye çalışan bir Eyüpspor takımı vardı. Var, kırmızı kart, penaltı, iptal edilen gol. Hakikaten çok değişik bir maç oldu bizim adımıza hem de Sakaryaspor adına. Tabii ki lig uzun maraton. Bu uzun maratonda bugün iyi bir takıma karşı oynadık. Daha önce de söyledim. Yeni bir teknik adam. Serkan Hoca'nın gelmesiyle beraber saha içi organizasyonu doğru yapmaya çalışan bir Sakaryaspor vardı. 10 kişi kaldıktan sonra da bugün iyi direndiler. Ama kenarlara inerek yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunların birisinde Recep'in 90 artıda attığı müthiş golle galip gelmesini bildik.
Biz iyi bir takımız, iyi çalışıyoruz. Zaman zaman zor maçlar oluyor, olacaktır da. Bu lig mücadele ligi, bu ligde uzun maratonda kötü oynadığımız dönemlerde olacaktır. Ama özellikle iç saha performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün de galip gelmesini bildik. Şimdi bu iç saha performansını deplasmanlara da yansıtmamız gerekiyor. Bugün 2-3 tane oyuncumuzun da sakatlanmasıyla beraber oyun içerisindeki değişikliklerde de sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ama sonuç olarak kazanmasını bildik. Mutluyuz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Hatalar da yapılıyor. Belki 1-2 oyuncumuzdan beklentimiz biraz daha yüksek. Onların da katılımıyla beraber daha saha içerisinde doğru işler yapan Eyüpspor olacaktır. Oyuncularımı kutluyorum. Sakaryaspor takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kötü atınca da Eze kullandı. Aslında ikinci sorunuzdan başlayayım. Uğur bizim penaltıcımızdı. Maç öncesinde penaltı olursa Uğur'un kullanacağını söylemiştik. Ama Eze kendisi atmak istedi. Uğur da centilmenlik yaptı. Eze'ye verdi. Eze de müthiş vurdu. Müthiş vurdu. Herhalde o top daha dışarıya gitti. Yani bu kadar sert bir vuruş. Ama isabet oranında hakikaten takım içerisinde sertlik ve şiddet anlamında toplara en iyi vuran oyunculardan birisi Eze. Ama penaltıda o şiddeti, kaleyi tutturamadığınız zaman da maalesef kötü bir penaltı attı. Onu da belirtmek lazım. Ama benim için çok önemli değil. Bir oyuncum penaltıyı takım arkadaşına verdiyse de o kullanmak istediyse çok da ben sıkıntı görmüyorum o işte. Çünkü biz bir aileyiz, bir ekibiz. Bugün de Eze kullandı ve kötü penaltı atarak kaçırdı ki Eze bize bu süre içerisinde çok önemli işler de yaptı. Belki takım içerisinde önemli oyunculardan birisi ve karakter anlamında da sezon başından itibaren bize çok fayda sağladı. Ona sonuna kadar güveniyorum. Attığı penaltı da benim için çok sorun teşkil etmiyor. Deplasmanlar, evet bu sene, gerçi deplasmanlarda geçen haftaki Rize maçının 70. dakikadan sonraki performansımıza baktığınız zaman kazanmamız gereken bir maçtı. Altay maçında yakaladığımız pozisyonlar var. Orada da değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Aslında iyi oynuyoruz, iyi oynamaya çalışıyoruz deplasmanlarda ama o şanssızlığımızı kıramadık. Tabii ki eğer biz hedefe gitmek istiyorsak iç saha performansımızı dışarıya da yansıtmamız gerekiyor. Bunu oyuncularıma da anlatıyorum. Ama 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyet almış bir Eyüpspor takımı var. Ve inşallah bu zincirimizi Erzurum deplasmanında iyi organize olarak, iyi konsantre olarak, takım olarak kırarız diyorum ben. Evet, başka sorunuz teşekkür var. Ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İlk olarak Serkan Özbalt'ta, sonrasında İbrahim Üzülmez'in maç sonrası açıklamalarını izledik. Serkan Özbalt'tan ağır bir eleştiri vardı. Hatta geçen hafta, düzeltiyorum, geçen sezona gidip Hataylı dönemine kadar da gitti Serkan Özbalt'a. Hakem konusu oldukça şikayetçi. Hakem konusunda o da benim kadar dertli hocamızdı ama doğru yani. Ben de çünkü az önce söylediğim gibi hakemin belki gözümüzden bazı şeyleri çok fazla hakeme yüklemek istemediğimiz için oraya çok girmedik ama hocamız bu konuda çok istemkar. Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii o kadar fazla artık maçların önüne geçtiğini düşünüyor ki dediğin gibi daha önceki maçlara kadar gitti. Zaten buradaki en önemli mesajlarından veya söylenen birisi de maçın açıkçası önüne geçtiğini söylüyor Serkan Hoca hakemler konusunda. Ben de aynı fikirdeyim. Yani burada senin söylediğin gibi en baştaki noktasında böyle maça biraz daha kalibresi yüksek bir hakem atanabilir miydi? Bence de olması gereken de oydu. İstersemez böyle şey olduğu zaman insanın tabii tadı kaçıyor. Yani burada oyundan ziyade tabii ki eksikleri veya olumlu olumsuz şeyleri konuşuyoruz. Hocamız da değerlendiriyor ama bir hakemin maçın önüne bu kadar çok geçmesi de istersemez hocaların basın açıklamalarına bile yansıyor. Burada açıklamanın önemli kısmını dinlediğimizde zaten izleyenler de gördü. Maçtan sonra da okudular da gördüler de. Yani burada maçtan ziyade %70-80 hep hakem yönetimi ve hakemlerin maça ne kadar etki ettiği üzerineydi. Burada Serkan Hoca'yla ben birebir birçok konuda aynı fikirdeyim. Sen biraz hakemi daha olumlu bul. Olumlu derken daha doğrusu biraz da ılıman diyelim daha doğrusu baktın ama ben de maçın önünde geçtiği konusunda netim yani kesinlikle. Şöyle söyleyeyim bak, hakem konusunda net fikrimi tek de toparlayayım. Sen tam açıklanamadın. VAR kararları sebebiyle Sakaryaspor'un hakkı yenildi gibi bir durum yok. Tamam. Evet. VAR kararları gecikmeli de olsa doğruydu. O konuda bir problem yok. Ama bu kadar çok VAR'a başvurması oyunu okuyamamasını gösterir. Oyunu hoca okuyamadı. Net zaten hakem. Kesin. Artı olarak
Maça etki eden hatası Hurşit ve Taşkın'ın pozisyonlarındaki karar istikrarsızlığı. Hurşit'in ki kırmızı kartsa doğruysa Taşkın'ın pozisyonları da kırmızı kart. Net. Yani net olarak bu. Onun dışında evet mücadelede ikili pozisyonlarda birazcık daha Eyüp lehine karar vermiş olabilir. Ev sahibi. Bunu olabilitesi yüksek buluyorum. İç saha maçlarının böyle bir avantajı alıştık vardır. Alıştık çünkü değil mi Türkiye'de? Yani Türkiye maalesef öyle iç sahada evet. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Süper Lig'de oynarken bu liglerde Samsun, Sakaryaspor iç sahada oynarken sürekli karşılaştığımız o atmosferden evet 1500 kişilik bir stat var Eyüp Stadı'nın. Çok böyle aşırı 15-20 bin kişi değil ama 1500'ün tamamının dolu olduğunu ve kutu gibi bir statta ya ilk yarı Eyüpliler daha fazla sitem etti. Hakem adamın mi? İki golü verilmedi yani. Ya orada ama şöyle de bir şey var. Tabii iç saha mutlaka etkiliyor ama bu tarz maçlarda artık burada hakemin taraf ona, tutma gibi bir... Doğrusu bu. Aynı İngiltere maçı gibi. Bilmiyorum zaten. Birinci dakikada bilmiyorum vereceğin zaten. Kararla 90. dakikada tabii. Vereceğin karar bir olmalı. Ben onu savunuyorum. Türkiye standartlarında bir hakem. Daha bir açıklama yapmama gerek yok. Şurada yani tabii VAR kararları ayrı bir konu ama dediğim gibi sadece sırf şu kırmızı kart olayı bile bence maçın skorunu etkileyebilecek bir etken. Yani az önce dedim ya. Etkili zaten. Yani oradan VAR biraz kararları... daha zaten Serkan Hoca'nın en büyük bence takıldığı asıl noktada o yani. Hani VAR kararı geç verdiği işte gol iptalleri vesaire onlara çok takılmaktan da ziyade ki ben VAR'dan bakıldığı halde bence Eyüp'ün penaltısı da penaltı değil. Yani çok %100 net bizim penaltımız kadar net olduğunu da düşünmüyorum. En azından kendi fikrim o bilmiyorum ama sen ne düşünürsen daha izleyenler ne düşünmüştür. Ben Eyüp penaltısında da orada verilmemesi bence çok da abes kaçmazdı. Gerçi penaltı hatta orada kendi arkadaşlarımla konuşurken de ilahi adalet dedim yani kendimce. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Ben Eyüp penaltısının da penaltı olduğunu düşünmüyorum. Değil. Yani orada, o da mesela tam belki o gözden biraz kaçtı. Şeyden kaçtı yani hani. Gol olmadığı için belki çok dikkat çekilmedi ama maç 1-1'di o dakikada. Ki Eze gibi bir adamın da o penaltıyı o şekilde kullanması da ayrı bir... İbrahim Üzümez'in onun başarısı açıklaması var. Arkadan birilerini vurdu ama apartmanlara dağlara, taşlara, gidiyordu. Dağlara taşlara vurdu. Yani ona mesela bak şimdi yeni aklıma geldi açıkçası. Gibi o da VAR'da baktı, inceledi halde nasıl gitti onu penaltı verdi. Yani ben bu, özellikle bu penaltı işte... Evin penaltı, mi orada doğal pozisyonda kartı, görmedim? Ya orada bence penaltıyı aslında biraz maçın atmosferiyle senin dediğin yere geldi biraz olay. Orada daha öncesinde gol iptalleri, sarı kartlar, kırmızı kartlar. Orada hakem biraz da onun etkisiyle nasıl diyeyim yani şimdi kötü niyette demek istemiyorum ama orada hazır açıkçası fırsatını bulmuşken dedi hazır böyle pozisyon ver ben dedi çalayım bunu. Ki öyle düşündü ki ben o kararın da %100 yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hakem kararlarında o konuda herkes benimle aynı düşünüyorum ama yani sadece bunları bile etki ettiğinizde ben Serkan Hoca'nın dediğinin yerinde olsam ben de maçın önüne geçti diye de konuşurdum açıkçası yani burada hakemlere... Gol pozisyonlarını konuşmak istiyorum. Sakaryaspor'un ilk golü. Evet. Hocamız kalsın onun üzerine konuşacağız. Bir geriye de sarmak istiyorum. Sakaryaspor'un ilk golü Çağlayan'ın o zaten timing hatası var. Zincirleme hatalarla... Timing hatası var. Evet. Pozisyon devamında Hüsamettin Donkor paylaşamıyor. Havuzdaki boş oyuncu Ecebe çıkartılan top gol. Ya bir savunma zafiyeti. Savunma bireysel ve savunma tabii zincirleme hatalar golü bu. VAR'dan dönen gol kalecinin açısını kapattı dediğimiz evet, doğru pozisyonda. Karardan çok yine savunma hatası. Evet. İkinci gole bakıyoruz. İkinci gol İsmail hediyesi zaten. Yani bu kadar sistematik bir şekilde de hatalar silsilesi. Yani nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Mesela yarın editör arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Şu çıkartılsın. Sakaryaspor'un yediği gollerde kaç gol yedik? 17 oldu galiba. 16'da 17 evet. 17 olmasın. 15 goldü şeyle birlikte. Aha. Bodrum maçı sonrasında. Evet. Adana maçında yemiştik. 17 19 11. Bir yanlışlık olur şimdi bakarız. Ama yani yediğimiz 15 gol varsa 10'u 12'si bireysel hatalar. Net. Ya zaten yediğimiz hata tabii ki yani rakibin böyle çok organize geldi ya da ne bileyim 30 metreden belki bir Samsun maçı dediğimiz gol var, uzakta yediğimiz gol. Onun haricinde bir %'ye vursak %70 zaten bireysel bizim tabiri caizse kendi armağanımızla yediğimiz goller. Bu maçta hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini tabii ki söylüyoruz ama burada Hakan abinin bir tek katıldığım yeri hakikaten o kadar acemice hatalar yapıyoruz ki yani burada Ümit'in yokluğunu en çok o yüzden üzülmüştük açıkçası. Eze'yi tutabilecek, onu kıpırdatmayacak en büyük... Çağlayan
gol pozisyonuna kadar Eze konusunda başarılı. Yani ya Çağlayan'ın şöyle ama bir hata başarılıydı maçın genelinde de ben en başta ne dedim Çağlayan için? Tamam belki daha önceki maçlara göre baktığımızda Çağlayan bence de bir tık daha iyiydi. Olumlu anlamda birçok pozisyonda güzel müdahaleler de yaptı. Ama işte bu hani bir şey vardır ya böyle 100 tane güzel şey yaparsın bir tane yanlış yaptın mı hepsi pat arka arkaya. Yani stoperlerin, işte kalecilerin hata yapmanın şimdi herkes şimdi burada Çağlayan'ın birkaç tane güzel müdahalesi de vardı. Gole kadar dediğin gibi Eze'yi belki döndürmedi de. Ama şimdi burada biz bak herkes aynı şeyi söylüyor. İlk golde Çağlayan Eze'yi kaçırdıktan sonraki tabii yine zincirleme hataları gol yedik. Yani burada bir yanlışı maçın belki o golü yemesek ki yediğimiz dakika ilk yarının sonlarına doğru yedik golü. Belki çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Yine İsmail hamlesi, İsmail ikinci yarı oyunu aldı hoca. Ne amaçla aldı? Aldı oyuncu. Yani Eyüp'ün yapamayacağını o yaptı yani. Hakikaten o topu orada içeriye çevirmenin mantığı nedir bilmiyorum ama yani çok sıkışık pozisyonu değildi aslında. Rastgele de vurabilirdim veya dışarı at. Kalecine dön kafayla. Hiçbir şey hani, yok. Kornere. Yok hadi korner. Kaleciye dön ne bileyim yani. Başka şekilde göğsüne indirip ileri de vurabilirsin. Yani çok öyle hatırladığım çevre kadarıyla. Çevre kontrolünü yapabilmiş olsa zaten. Tabii. Orada hani göğsüne indirip. Orada o dakikada o pozisyonu adama resmen aldı at dedin. Hani Recep de sağ olsun dedi attık yani Recep Niyaz golü. Çok da güzel bir goldü ayrı bir konu ama. Orada asisti biz kendi kendimize yaptık yani. Dakika 90+1. Çağlayan hatası ayrı keza ayrı. Şimdi yediğimiz iki gole bakıyorsun. Hakem hataları ayrı bir konu tamam. Takım savunması eksikler aynı konu tamam. Ama hani Eyüp'ün böyle işte bizi bunalttı, sağlı solu geldi, şöyle organize geldi, duran top falan diyeceğim pozisyonlar değil yani. İlk golde dedim ya en başta. Pozisyon olmayan pozisyondan gol edip biz kendi kendimize. Bir adam bir kaçırdı orada anlık refleks gitti. Devamı gol. Son gol zaten dediğim gibi açık yani İsmail'in hediyesi oldu bir nevi orada. Yani burada yine baktığında yediğimiz 2 gol, 2-1 mağlubuz. Sonuç baktığın zaman kaybı nereye verebiliyorsun eşittir yazdığında yine bireysel hatalara, savunma hatalarına. Yani bunları en azı indirgesek aslında belki şu an Samsun maçı hadi bir Bodrum'u belki saymayabiliriz deplasmanda. Orada tamamen dağıldık. Yani Samsun maçının ikinci golü de. Keçiören maçında yediğimiz golü hatırlasan abi böyle bir iki golde. Yani diyorum ya Bodrum hadisi saymıyorum. O da bayağı darmadağın olduk. Onu geçtim. Ya yani şu an 5 deplasman mağlubiyeti mi oldu? En kötü yok 5 oldu. 5 galibiyet, 5 mağlubiyetimiz var. Keçiören, Samsun, Eyüp. Ha doğru 4. Altınordu yenmiştik tam doğru. Yendik. Son 4 maçı kaybettik. Yani 4 maçta en az ikisini net kaybetmeyeceğimiz maçlar. Biri Samsun, biri de bu maç. Keçiören zaten dediğim gibi ikisi de 2 bireysel hata. Yine aynı şekilde hadi Bodrum'u saymıyorum. Yani burada biraz şu hataları en azı indirgeyebilsek aslında birçok belki deplasmandaki kaybetmeyeceğimiz puanlar almış olsak şu an ligdeki sıralamamız da çok farklı yerlerde olacaktı. Yani Keçiören'de 2 gol yiyorsun. İkisi de bireysel hatalardan rakibe verdiğin hediyeler. Eyüp maçı keza aynı şekilde ki Eyüp'ü bir deplasmanda oynuyorsun. Böyle bir rakibe karşı hatta ikinci yarı 10 kişi kaldığımız halde bile çok aman aman bariz bir ezilmedik açıkçası aslında baktığın zaman 10 kişi kaldığımız halde top her ne kadar ağırlıklı olarak Eyüp'te görünse de oyun hakim Eyüp görünse de ben çok öyle Bodrum maçı gibi Eyüp'ün çok net kaçırdığı, fark kaçırdığı maç olmadı. Yani 10 kişi olmamıza rağmen o kadar evet o gol yani ilk dakikalarda bulunan golün biraz dezavantajı. Oto kontrol olarak savunma yapıyorsun olarak, ve aynen. Rakip de geliyor. Orada biraz dengesizlik var ama öyle mesela çok sazı bariz. Elinde alan kesinlikle. Maçın hani %70'in %80'ini force eden bir Eyüp sporu kadro kalitesi diyoruz. Ben kadro kalitesini diye bir şey olduğunu inanmıyorum. Maliyet açısından değerlendirebiliriz. Bizim 3 katımız 4 katımız maliyette kurulmuş bir Eyüp spor ama kalite olarak çok bir fark olduğunu görmedik. Ama şu lüks var adamlarda. Alparslan giriyor. Ya Padibba girdi sonradan. Padibba giriyor. Eze hiç girmedi galiba. Tabii Eze yok mesela. Kenarda. Yani tabii baktığın zaman. Lükse bakar mısınız? %10'u %20'si Sakaryaspor yönetiminin Eyüp Spor ekonomisinin %20'si %30'u olsa nerede çok farklı bir Sakaryaspor izledi. Neler olurdu belli. Hani. Tabii canım Eyüp'ün sadece yedek kulübesini bugün Sakaryaspor dahil bu ligdeki yedek kulübesinden en az 3-4 tane oyuncusunu bankoyu kombine yazacaksın. Gene kaç takım kalıyor Paris'te? 18 takım. Hepsi alır yani. Öyle bir alternatifleri var. Ama diyorum ya ona rağmen ikinci yarı 10 kişide olduğumuz halde böyle bir rakibe karşı bu kadar ezilmeden oynayan mücadele konusunda ki benim belki en çok hoşuma giden bir tek o yönü var olumlu anlamda. Böyle bir maçta böyle hatalarla kaybetmek insan aslında biraz da o kadar üzüyor işte. Üzüyor. Evet Serkan hocamız aynı zamanda ne söylemiş? Planladığımız noktada Hurşit iyi işler yaptı. İkinci yarıda farklı bir dizilişle başladık. O sistemde iyi sinyaller vermesini bekliyorduk. Ama erken bir dakikada kırmızı kart yedik. Oyuncularıma mücadeleleri ve oyunlar için teşekkür ederim. Ama bugün Sakaryaspor deplasmanda öne geçerek kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Zihinsel anlamda daha dingin olmamız gerektiğini gördük demiş. Bu da benim Hurşit sorusu. Yani
hocam değişikliklerde geç mi kalındı? Yani çünkü ikinci yarı... Onu biraz ben de hissettim. Yani hissettim derken ben de mesela Serkan'ın üst üste hataları, Hurşit'in hataları. Yani orada River'la zaten gidemiyoruz. Evet. En azından bir River, Roşi değişikliği bekledim. Yani İsmail, Oğuz'la başlasak farklı mı olurdu Hakan gibi. Hakan hamlesi belki bir tık erken gelebilirdi. Yani orada biraz da orta sahi ve biraz oyunu da kaybettiğimiz anlardı. Yani Hakan, Serkan dinamiklik kattı. Kesinlikle. Yani topu üçüncü bölgeye taşıma konusunda... Yani orada işte Çağlayan mıydı? Çağlayan ya da Serkan'ın. Özete koymamışlar ama yaptığı bir vuruş var duran topta Nalepa'nın kullandığı. 80-85'te falan. Serkan'dı galiba sanırım. Yani orada bir gol olsa Kale'nin yanından yani, çıktı. Böyle bir maçta o yüzden işte kaybetmek biraz da dediğim gibi üzüyor. Aslında yani ikinci yarı 10 kişi kaldığımız halde tabii 10 kişi kalmak hocanın dediği gibi yani birçok şey, bütün hocalar için geçerlidir bu veya bütün takımlar için geçerli. İkinci yarı bambaşka bir sistemle ya da farklı bir kafayla maça çıkıyorsunuz. Tam daha maçın kaç? 49-50. Dakika yani. Sarı kart olan pozisyon bir anda kırmızıya döndü. Orada zaten bir kere psikolojik üstünlüğü de rakibe veriyorsunuz yani. Zaten ev sahibi takım kazanmak için sahaya çıkmış bir şekilde ilk yarı bir son bölümlerde bulduğu golle devreye moralli girmiş kendi penceresinden. Sakaryaspor böyle bir pozisyonda, böyle bir deplasmanda kalkıp devrenin başında zaten o yüzden dedim ya ben umudumu bir anlamda kaybettim diye. Yenilmek anlamında değil. Galibiyete yönelik kırmızı gördük. 3 puana in hacim yalan yok. O an dedim tamam ya bu maç 1 puan bizim için iyidir geldim ben kendi açımdan. O çok şeyi bozdu maalesef ki. Tabi orada Huşit'ten Zeyd Hakem'in belki hatası ama maalesef işte artık bunun geri dönüşü olmuyor. Orada bir kırmızı kart Sakaryaspor'un ikinci yarı belki birçok dengesini bozdu. Hatta belki hocanın dediği gibi ikinci yarı daha verimli bir Huşit bile izleyebilecekken hakem hatası veya kırmızı kart her şeyi bozdu. Huşit de bozdu, takımı da bozdu. İbrahim üzülmesine söylemiş. İbrahim hocayı rica edelim. Dikkat çeken. Sonrasında bir haftanın sonuçlarını ve puan durumlarını inceleriz. İbrahim Hoca biraz rahatlamıştır. Rahattı. Yok rahatlamıştır çünkü maçta olası bir sıkıntı ona çok olumsuz yansıyabilir. Deplasmanda da kazanamayan bir... Evet arkadaşlar hazırlanıyormuş. Yani deplasmanda da kazanamayan bir Eyüpspor var. Ona rağmen liderler. Abi işte ona rağmen biz bu maçı kaybettik. 6 puan ilk defa galiba bu kadar aşıldı liderle. Yani şu kaybettiğimiz puanları, beraberlikleri özellikle belli başlı hep önce İbrahim Hoca'nın gözümüzün önüne getirdiğimizde bizim arkadaşlar bizim bile şu an liderlik koltuğunda olmamamız yani çok şey bir durum yani. Olabilirdik, biz bile olabilirdik şu an o konuda. Değil mi? O kadar acayip maçlar kaybettik, bireysel hatalardan kaybettik ki. Ya şöyle düşün. Biz de Eyüp gibi iç saha maçlarında yenilmemiş olsak. Evet. Göztepe maçı 3 puan. Göztepe tabii. Göztepe maçı gitti. Samsun maçı 1 puan verdin. Mesela. Burada hatta belki 1 puan verdik ama galibiyet bile dediğin gibi olabilecek bir maçtı. Şimdi o maçta almış olsan sen liderdin zaten. Evet kötü başladık. 10-15 dakika Sakaryaspor'un da baskısı vardı. Penaltıdan yediğimiz gol var. Organize olarak skoru lehimize çalışan Eyüpspor vardı. Kırmızı kart var. İptal edilen gol var. Değişik bir maç oldu. Lig uzun bir maraton. Uzun maratonda iyi bir takıma karşı oynadık. Serkan Hoca'nın gelmesiyle organizasyon doğru yapmaya çalışan bir Sakaryaspor vardı. 10 kişi kaldıktan sonra iyi direndiler. İyi bir takımımız, iyi çalışıyoruz. Bu lig mücadele ligi uzun maratonlarda iyi oynadığımız da olacaktır. Bugün galip gelmesini bildik. İç saha performansını deplasmana yansıtmamız gerekiyor. Kazanmasını bildik demiş İbrahim Üzülmez. Yani İbrahim Hoca'nın da şöyle bir durumu var. Senin de ifade ettiğin gibi sıkıntılı bir maç olabilecekken yine tam ekrana dönecektir. Sıkıntılı bir maç olacakken bir anda onun için ya bahar şenlik oldu. Eyüpspor'un kazandığı bazı maçlara ya da daha önce puan kaybettiği maçlara baktığında kendi taraftar açısından da tatmin etmeyen de bir oyunu var. Hani burada hep biz kadro kalitesini veya maliyeti vesaire konuşuyoruz ama bu belki bu ligde Samsunspor için de geçerli aslında. Yani burada zaten belli bir tatminsizlik vardı. Bir de Sakaryaspor'a karşı böyle bir maçta eğer özellikle yenilgi olsaydı İbrahim Hoca'nın hem görevde kalması açısından hem de Eyüpspor camiası açısından bir sıkıntı mutlaka oluşturacaktı. Burada bu galibiyet biraz onları en azından bir nefes almış oldu. Bize kötü oldu belki ama Eyüp'e açısı ilaç gibi geldi. Bir de tabii Sakaryaspor maçını isim bazında da böyle bir maçı kazanmak camia anlamında da önemli bir moral olmuştur onlara. Evet, bakalım haftanın sonuçlarına birazcık da Altay maçı konuşalım çünkü. Olur. Özelliği olan önemli bir karşılaşma. Belki sezon boyu beklenen bir maç. Evet. Evet, Eyüpspor sahasında Sakaryaspor'umuzu 2-1 mağlup etti haftanın açılış mücadelesinde. Cumartesi oynanan
4 karşılaşma vardı. Manisa Futbol Kulübü Rize Spor karşısında 2-2 berabere kaldı. Ankara Keçiören Gücü Pendik Spor karşısında kendi sahasında 3-0 mağlup oldu. Altay Erzurum maçından 1 puanı kurtarması bildi 1-1'lik skorla ve Denizli Spor evinde Altın Ordu'ya 2-1 mağlup Mesut oldu. Mesut Hoca'yı da bugün göndermişler sanırım. Görev Mesut Bakkal var Denizli Spor'da. O da ayrılığa gitti. Ama burada da yani Denizli Spor'un işi pek enteresan bir açıklama yapmıştı. Hani açıklamasını imkan tam vardı. Hani imkan vardı biz mi kullanmıyoruz? Mesut Hoca'nın açıklaması. Evet. Açıklama görmedim. Sadece ayrılık haberini gördüm. Sakaryaspor maçı sonrasında. Ha tamam onu doğrudur. Ama Denizli Spor gidişatı pek yani iç açıcı gözükmüyor açıkçası yani. Evet, pazar günü oynanan 3 mücadele nasıl sonuçlanmış? Bodrum Spor 1, Bandırma Spor 1, Yeni Malatya Spor 0, Göztepe 1, Samsun Spor 2, Bolu Spor 2. Ve bu da çok enteresan maç, maçtı yani. Biz programımıza başladığımızda Adana Spor Gençler Birliği mücadelesi. İlk yarı 0-0 dedi sanırım, şu an bilmiyorum ama. Yani ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı ve Tuzla'da haftayı bay geçen takım. Evet, bu sonuçların ardından oluşan puan durumunu arkadaşlardan rica edelim. Bu sırada ben de Mesut şeye bakayım. Maç kaç kaç diye. 1-1 devam ediyor 65. dakikada. Evet, Eyüp Spor 21 puanla haftayı lider kapattı. Bodrum Spor 18 puanla ikinci sırada 21. Düzeltiyorum. Eyüp Spor 21 puanla birinci sırada. 18 puanla Bodrum Spor ikinci sırada. Pendik Spor'un 18 puanı bulunuyor. Bir maç eksiği var üçüncü sırada. Ankara Keçiören Gücü 18 puanla dördüncü sırada. Bolu Spor 16 puanla beşinci sırada. Ve Sakaryaspor mağlup olmasına rağmen 15 puanla 6. sırada yer aldı ve yerimizi kaybetmedik ve playoff hattındaki son takım Çaykur Rizespor 14 puanı var. 6 averajda 7. sırada. Sıralama ise sonrasında şu şekilde oluşuyor. Samsun Spor, Bandırma Spor, Manisa Futbol Kulübü, Tuzla Spor, Altın Ordu, Göztepe, Erzurum Spor ve Adana Spor. Düşme hattında ise 4 takım var. Altay, Gençler Birliği, Yeni Malatya Spor ve Altaş, Denizli Spor. Aslında biraz da o ligin şeması en azından alt sıralar için oluşmaya başladı. Gibi. Evet. Şu anda bir de Adana Spor'la Gençler Birliği oynuyor. İkisi de Gençler Birliği'nin düşme hattında. Çok önemli. Adana Spor düşme hattının bir üstünde beraber biterse ikisine de pek yarayacak gibi gözükmüyor ama burada Bandırma'nın enteresan bir düşüşü var. Onlar da 2-3 maçta. Lige bu kadar iyi başlayıp. Çok iyi başladılar. Hatta geçen hafta mıydı? 4 tane oyuncusuyla galiba kadro dışı kalma muhabbeti var o farklı muhabbetten sonra. Samsun Spor yine iniş çıkışta, o da bir türlü o beklenen istikrar hala sağlamadı. Son dakika golüyle beraber bitti. Bir Rize burada biraz alttan gelmeye başladı tekrardan. Yani ilk hafta çünkü Rize de biraz sıkıntı başlamıştı. Sonradan bir toparlama sürecine girdiler onlar da. Yani genel bir değerlendirme yap orada, puan durumu üzerine. Orada bir tek Rize'nin Manisa maçında 2-0'dan geri döndüler. Kazanabileceği de bir maçtı. İzlemiştim ben o maçı. Rize'nin futbolunda dediğim gibi olumlu bir yükseliş görünüyor. Bolu Spor. Ben açıkçası Bolu Spor'dan bu sezon bu kadar iyi performans beklemiyordum. İyi kurulmuşlar ama. Yok, iyi kurulmuşlar ama onlardan ne bileyim böyle bir tık daha sanki geçtiğimiz sezonlara oranla en azından çok böyle ilk 6-7 sırayı zorlayacakmış gibi düşünmüyordum. Ama şu ana kadar gayet iyi futbol oynayarak gidiyorlar. Keçiören Gücü de biraz sanki sallantı gibi bir görüntüsü var. Ama burada özellikle Bodrum'un hala zirveyi zorlaması bence çok enteresan. Enteresan Bodrum ama bizim maçtan sonra biraz o rüzgarı da arkasını evet, bir kez daha aldı lig başındaki. Yani kadrosu kötü bir kadro değil ama bu lig üzerinde baktığımızda hem yaş ortalaması hem de sezon başında çok aman bariz transfer yapmadılar. En azından Eyüp, Samsun gibi takımları göz önüne aldığımızda. Yani bence Bodrum için şu an bu durum oldukça büyük bir başarı. Tabi burada Sakaryaspor'un durumu, bizim durumumuz çok enteresan. Hakikaten yani o kadar böyle deplasmanda neredeyse yokuz. Düşün yani 10 hafta olmuş, deplasmanda hakikaten yokuz yani 6-10'lu maçını kenara koyduğumuzda ama hala şu an hadi liderliği de geçtim. 2-2 direk çıkıyor biliyorsun artık burada. Yani şu an ikinci sıra takımla 3 puan var aramızda ve hiçbir şey değil. Baktığında bir maçlık bir fark sadece. Yine burada bir tek beni sezon başından beri yanıltmayan, artık ben burada Yeni Malatya ve Denizli'nin devralı çok muazzam bir yapılanmaya, bir kadroya gitmediği sürece bencelikten düşme konusunda ilk iki kafadayım benim yani açısı. Yani Altay'da o gençlerle verdiği reaksiyonla çıkabilir miyim? O yüzden Altay Gençler Birliği'ni pek, Adana Spor onları pek şey yapmıyorum ama Yeni Malatya, Denizli sanki böyle ilk havlatanlar, çok erken havlatan takımlar gibi olacak gibi gözüküyor. Burada tabii Adana Spor'la Erzurum'un nasıl bir reaksiyon göstereceği önemli. Erzurum da çok kötü yani. İki sene biliyorsun, geçen sene de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı. Süper Lig'de bir nevi indiler çıktılar. Bu sene onlar da bir sıkıntı yaşıyor. Bir Göztepe bu hafta, Yeni Malatya biraz onlara moral oldu ama ben Göztepe'nin de aşısı bu ligde çok iyi yerlerde olabileceğini düşünmüyorum. Bence düşme korkusunu da yaşayabilecek bir konumda en azından şu anki itibarla. Yani şurada
8 maç falan kaldı değil mi ilk elitmesine? Evet. Yani biz şu deplasman performansını biraz toparlasak herhalde bence biz ilk 4'te falan biteriz bu. İlk çeriği yani. Yani tabii ki ikinci yarısı ne olur ne biter. Bizim, sence... Yani liderlik için hadi çok iki iddia demiyorum ama şurada 4-5 ya o sırada bir yerde olmamız bence çok muhtemel. Ama tabii 6 ay maçından sonraki fikstür belki ona bakarız sonra. O biraz Sakaryaspor'un sıralamasını belirleyecek maçlar oynanacak orada özellikle. Çünkü çok güzel maçlar var orada. Zorlu maçlar var. Rize'yle oynayacağız. Manisa maçları var. Bandırma maçları var. O da çok etki edecek ama dediğim gibi yani eğer iç sahayı biraz daha toparlayıp evdeki bu istikrarı sürdürürsek ilk yarı bittiğinde biz kendimizi bir anda hani ilk sezon başında ya buralarda zevkini alalım işte ligde kalıcı olmayan başta diyorduk ama bu sefer baya baya yani ilk iddiasını ya da playoff iddiasını konuşacakmış bir konuma gelecekmişiz gibi bir hissediyorum. Yani burada bakıyorum şu an playoff dışında kalan takımlara bir tek Samsun Bandırma'dan çok belki şu süreçte çıkış beklemesem bile. Orada Samsun yine kopar mı sence? Geçen senk gibi olur mu? Yok şampiyonluk yarışından kopacağını ben düşünmüyorum Samsun. Ama Samsun'da tabii şöyle bir şey var. Burada yeni hocalarıyla da pek dikiş tutturmuş gözükmüyor onlarda. Yani tam anlamıyla ya bir şey var. Tam anlamıyla verim alamadılar. Yüksel Yıldırım yeni hocanın ismi neydi? Vallahi hocanın adı Hüseyin Eroğlu muydu? Evet. Onlar o da 3 maç oldu sanırım bu haftayla yani, birlikte. Bir bakayım. Samsun Spor'da aynen Hüseyin Eroğlu. Sakaryaspor maçı sonrasında açıklama yaptı. Şimdi Hüseyin Eroğlu'yu mu getirelim takımın başına? Bu takımı çalıştırmamış, öyle bir Yüksel tecrübesi yok dedi. Evet, evet. Bir evet. Buçuk hafta sonra, bir hafta sonra Hüseyin Hoca geldi. Yani Sakarya maçından orada da enteresan ama, bir durum var. Yani Yüksel Yıldırım... Tutarsızlık vardı evet. Orada biraz da. Zaten en çok Samsun cephesinin tepki çektiği ya da biraz böyle sürekli konuştuğu konuların başında da o geliyor. Orada yönetimsel anlamında biraz sıkıntı var. Sıkıntıdan kastım yani parasal anlamda baktığınız zaman hiçbir sorunları yok ama... Bilmiyorum manevi anlamda bir şeyler bir türlü olmuyor. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı şekilde. Belki geçen seneki böyle direkt çok erken kopmaz parayla ama. Parayla saadet olmuyor onu görüyoruz. Kopmaz ama yani bu şekilde bu kafayla devam edilirse orada ben iki kişi onlar için de çok zor gözüküyor. Ama dediğim gibi burada en çok dikkat çeken Bolu ve Rize'nin özellikle yükselişi. Keçiören'in de şu ilk 7 sıra için söyleyecek olursam. Onun haricinde Eyüp, Bodrum ve Pendik zaten en azından sezon başındaki o istikrarı sürekli sürdürüyorlar. Bir de burada ne yapacağı belli olmayan bir biz varız. Biz dediğim gibi kendi sıramızı kendimiz belirleyeceğiz yani burada. Serseri kurşun gibiyiz yani. Yani şu an hakikaten şaka maka yanlışlıkla falan burada puan tablosunda birinci sırada bile olabilirdik ya 10 haftanın sonunda. Kimsenin hiç beklemediği bir şimdi bu şekilde. Hafta, böyle bir ligde bir de yani. Bu 3-4 hafta çok önemli. Haftanın maçlarına bakalım arkadaşlardan rica edelim. Çünkü artık şimdi mesela bu hafta mağlubiyeti çok fazla hissetmedik. Evet. Çünkü rakiplerimizin de birbiriyle oynadığı bir haftayı geride bıraktık. O anlamda biraz şanslıydık şansımıza demek geldi, yanlış evet. Olmaz. Evet haftanın açılış mücadelesi Altın Ordu Yeni Malatyaspor olacak. 20'de başlayacak Cuma günü. Cumartesi günü 4 karşılaşma olacak. Pendik Spor, Samsun Spor mücadelesi saat 13.30'da. Bandırma Spor, Rize Spor mücadelesi de saat 13.30'da oynanacak. Sakarya Spor, Altay'ı Cumartesi günü saat 16.00'da konuk edecek. Evet. Göztepe Denizli Spor mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve ligin cumartesi gününün kapanış mücadelesi olacak. Pazar günü 3 müsabaka var. Süper Toto 1. Lig'de Tuzla Spor 13.30'da Ankara Keçiören Gücü'nü ağırlayacak. Erzurum Spor 16.00'da Eyüp Spor'u konuk edecek ve Bolu Spor Adana Spor mücadelesi pazar günü son karşılaşması olacak 19.00'da ve pazartesi günü Gençler 11. Manisa. Haftanın kapanış mücadelesi Gençler Birliği Manisa Futbol Kulübü ve haftayı bay geçecek takım Bodrumspor olacak. Bu haftaki maçlar da aslında bize yarayacak maçlar hep. Tabii. Kazanmamız durumunda tabii. Çünkü bugün Bandırma Rize üst sıralardaki takımlar Pendik Samsun, Bodrum bay geçiyor. Yine aynı şekilde belki Erzurum Eyüp Erzurum'da olması maçın biraz farklı bir hava katacaktır. Yani burada dediğin gibi bu hafta ki şans aslında bu hafta sonu için de geçerli sayılır. Ama tabii bu sefer eğer galibiyet alırsak burada sıralamada çok farklı bir konuma da gelebiliriz. Şimdi şöyle ya biraz önce aklıma geldi. Şimdi bize yarayacak her türlü skor var burada yani. Yorumunu da merak ettim. Yani bu maçlar üzerinden konuşalım da Sakaryaspor'un son haftayı bay geçecek olması nasıl değerlendiriyorsun mesela? Onu sezon bir avantaj mı dezavantaj mı ilk sence? İlk çıktığında onu da konuştuk aslında ilk kurallar çekildiğinde. Bence o Sakaryaspor'un sondan bir önceki maçındaki puan durumuna göre çok önemli. Çünkü yani, öyle bir durum var ki yani bize galibiyet veya herhangi bir puan bile lazım olacak bir hafta denk gelse ayva yedik. Net. Düşsene yani son bir düşme attı veya playoff'a da şampiyonluk. Bize puan lazım yani bir şekilde o haftayı kaçıracağız. Bizim son hafta maçımız yok. Ya rakibin puan kaybını bekleyeceksin ya da
bir hafta önceden hedefinden vazgeçeceksin. Öyle bir durum da var. Ama diğer türlü eğer herhangi bir yerimiz garanti olursa, playoff attıysa playoff attıdır. İşte şampiyonsa inşallah şampiyonluktur. O zaman bir iddiası olmaz ama benim tek korkum diyorum ya, yanlışlıkla falan böyle playoff atmak için kendimizi ya da ne bileyim ilk ikiye girmek için puana ihtiyacımız olacağı, kendi işimizi kendimiz bitireceğimiz bir duruma denk gelirsek o zaman bir dezavantaj olur. Çünkü bu sefer mecburen rakiplerden işte puan kaybetmesini, belli başlı sonuçları çıkmasını bekleyeceksin. Dezavantaj yani. Aslında ağırlıklı baktığın zaman bence dezavantaj. Çünkü bu ihtimal tabii, olabiliyor, her zaman yüksek bekliyoruz. Olabiliyor. Keşke hani şu birinci bence hafta. Bence de. Ya birinci hafta olmasa bile 7. 8. maç olur. İlk 10 hafta içinde olabilir ama ben son de, maça denk gelmesi. Ben de hafta içinde boş haftayı sevmiyorum yani. Anca nasıl rahat olur, iddiamız biter. Yani herhangi bir yerde ligi bitirmişizdir. Hedefsiz kalırsın. Ta sıkıntı yok. İsterse 3 maç bay geçsin dersin ama şimdi öyle bir şey, Allah korusun, düşme hattında olduğunu düşün. Ya da playoff hattını, o da çok önemli şimdi. Bir üstlük zorluyorsun. Bu takım düşme hattında. Yani. Yok hani misal örnek diyorum yani. Veya şampiyonluk. Şu takıma 3 tane takviye. Ya yani ben de hani düşme konusunda çok kolay kolay bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum da örnek olarak diyorum. Ya da son hafta şimdi biz biliyoruz playoff'ları seviyoruz da belki de son hafta ikinci sıraya atacağız kendimi, direkt şampiyon olacağız. Ondan sonra hayda maç bay geçti, ondan sonra hadi yine playoff yoluna düşeriz burada. Öyle bir durum bakalım var. Bakalım nasıl bir macera. Yani ağırlıkta bakarsam bence de biraz daha dezavantaj gibi gözüküyor ama inşallah son maça falan bir şeyimiz kalmaz. Öyle bir sıkıntımız kalmaz da önceden evet, hallederiz o işi. Gelelim Altay mücadelesine. Sakaryaspor evet, hafta sonu gerçekten önemli bir mücadeleye çıkacak bütün saat. Bütün Adapazarı'nın Sakarya'nın beklediği maç. Aynı zamanda şu hatırlatmayı da yapalım. Programımızın sonunda İstanbul hikayesi sizlerle birlikte olacak. Taraftarlar, röportajlarımız, oradaki ambiyans, spor yazarlarının, spor yorumcularının yorumları sizlerle birlikte olacak. Altay maçını konuşalım. Sakaryaspor cumartesi günü evet, kritik bir mücadele. Hem maziye baktığımızda önemli bir karşılaşma, hem ligde mevcut puan durumuna baktığımızda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Neler söyleyeceksin? Şimdi Altay maçı herkesin dediğim gibi sezon başından beri fikstür çekilinde. Altay, Rize gibi maçlar en başta insanların beklediği heyecanla iple çektiği maçlardan birisiydi ki bugün tabii ki Altay bugün konum itibariyle baktığımızda Sakaryaspor'a kağıt üzerinde belki çok zorlayabilecek pozisyonu gözükmüyor. Şöyle gözükmüyor. Altay maçlarının arada denk geldiği izliyorum hafta sonları da, diğer maçları izlediğim gibi. Şimdi Altay 2-3 oyuncu üzerinde dönmeye çalışan, biraz da o golcüsü Paksio var. Yine yaşlı dediğimiz bazı futbolcular var. Yani Murat Uluç 41 yaşında geçen Altay'ın hafta gol attı. Ekonomik durumu ortada, kadro durumu ortada. Bu hafta da penaltı tanıdı galiba ama o golcüleriyle kazandılar. Yani Altay'ın kadrosunu göz önüne veya içinde bulunduğu durumu göz önüne getirdiğimizde ve tabii maçın beraber kaldılar bu hafta. 1-1 falan. Paşa galiba attı. Evet, o attı. Yani Altay 2-3 tane oyuncuyla gidiyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani oyuncuları kilitlediğin zaman zaten Altay'ın ligde bir galibiyetin vardı herhalde. Puan durumu öndeyse bir galibiyet olması lazım. Galibiyet ki. Hatta da çok şaşırdığımız bir maçtı. Bodrumspor. Evet, Bodrumspor'u yenmişlerdi. Yani şu pozisyonda Sakaryaspor maçının çok fazla şey söylemeden bile çok net favorisi diyebiliriz. Ama tabii bu tarz maçların havası, atmosferi illaki farklı oluyor ki ben bu maçta Sakarya Türk Stadı'ndaki atmosferin de çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Kalabalık anlamda da aynı şekilde. Bir de çok özel bir güne denk geliyor. 29 Ekim'e denk geliyor. O gün sanırım herhalde resmi tatil birçok yer. Taraftar da bu anlamda olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani tribünlerin dolması açısından. Tabii artık Altay maçında da Sakarya taraftarının artık bundan önceki son 2-3 iç saha maçına oranla çok daha kalabalık bir şekilde takımın desteklemesi gereken maçlardan birisi. Ben sadece maçın isminden dolayı bile o statta yine hatlı sayılır bir taraftar olacağını da düşünüyorum her an. Yani Sakaryaspor için artık bu saatten sonra iç sahada yakalanmış çok güzel bir seri var. 4-4'e gidiyoruz. Belki bugün ligdeki bu konumuzu belirleyen en önemli etken de iç sahadaki başarımız zaten. Altay karşısında Sakaryaspor'un ben iç sahada belki özellikle taraftarının da büyük desteğiyle ben çok fazla zorlanacağını kendi adıma düşünmüyorum. Altay'ı eğer erken dakikada gelebilecek bir golle maçı da başlarsak ben daha farklı bir skor da çıkabileceğini düşünüyorum. Belki biraz iddialı gelecek ama ben Altay maçında Sakaryaspor'un %100 favori olarak görüyorum açısı bence. Ve bu saatten sonra böyle bir rakip yakalamışken, çünkü daha önceki sezonlarda en azından Altay'la son oynadığımız 2-3 maça baktığımızda biraz daha denk güçlerde ya da denk şartlarda olduğumuzu söyleyebilirdik. Ama bugün şartlar çok daha farklı tabii ki. Belki Sakaryaspor'da çok belli başlı takımlara göre üst düzey bir kadro kurmamış olsa da maliyet anlamında. Ama bugün bir Altay'la kıyasladığımızda maddi ve manevi anlamda çok daha önde olan bir kulüp. Burada Sakaryaspor'un özellikle demin söylediğim gibi tam sıralamayı hatırlamıyorum ama Altay maçından sonra hakikaten asıl dediğimiz belki ligdeki konumuzu belirleyebilecek maçlara çıkacağız. Deplasmanlarda özellikle. Bu maçlar öncesinde Altay maçını zaten bir kere artık kayıpsız geçmek, 3 puan almak Allah'ın emri gibi bir şey desek
çok yanlış olmaz. Hatta fikstür varsa önünde. Şöyle söyleyeyim tabii. Sana. Altay'la içeride oynayacağız. Evet. Deplasman'da Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu olacağız. İki hafta üst üste Çaykur Rizespor ve Bandırma Spor mücadeleleri olacak Sakarya Atatürk Stadyumu'nda ve Bolu Spor deplasmanı. İçeride Erzurum Spor ve deplasmanda Pendik Spor ve içerideki Gençler Birliği maçıyla birlikte. Baksana fikstüre. Yani şu an belki bir Gençler Birliği ve Erzurum deplasmanlarını maçlarını bir kenara koyduğumuzda yani bildiğin playoff ve şampiyonluk hattı da dediğimiz takımlarla oynayacağız Altay maçından sonraki periyotta. Ve böyle bir fikstüre, bu kadar zorlu ve kritik bir fikstüre giriş sürecinde Altay maçı bence Sakaryaspor moral de kazanması açısından çok kilit bir maç, önemli bir maç. Çünkü senin dediğin gibi bu işin psikolojik boyutu da var tribün bazında. Biliyorsun yani bunu herkes biliyor zaten. Böyle bir maçta kazanarak bu maçlar öncesinde bir moral depolamak adına bizim için büyük bir şans. Ben burada Sakaryaspor'un yani çok fazla zorlanacağını açıkçası düşünmüyorum bence. Özellikle muhtemelen hafta boyunca futbolcularımız da teknik heyete bunu zaten farkındadır ama bu maçın önemli daha da fazla kavrayacaklarını düşünüyorum yani. Taraftardan belki böyle bir konuda ziyaret bile olabilir yani tesise. Maçta ben önemli bir seyirci de bekliyorum. Burada daha programın başında söylemişti belki bir yorum vardı bilet konusunda ama artık bu saatten sonra bilete veya bir şeye takılmadan böyle bir takımı ve böyle bir maçta artık 3-4-1 oynarsak hakikaten yazık yani. Daha bu maç çok da söyleyecek bir şey yok. Şu maçta en aşağısı 15 bin seyircinin olması lazım diye düşünüyorum. İnşallah da olur. Fazlası da olsun kesinlikle. Böyle de özel bir günde 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılına tam denk geliyor. Böyle bir günde böyle bir maçı kazanarak yolumuza devam etmek çok da güzel olacaktır. Ben dediğim gibi Sakaryaspor bence bu maçın çok net favorisi. Kayıp, olası bir puan kaybı bence çok büyük bir sürpriz olur. Serkan Hoca'nın da kendini göstermesi açısından, futbolcuların da o Bek Serkan Hoca'yla birlikte mücadele anlamında özellikle olumlu anlamda bir ilerleyişin olduğunu söylüyoruz. Ufak ufak bir kıpırdanış olduğunu söylüyoruz. Altay maçının ben bunun bu konuda zirve olacağını düşünüyorum. Umarım bir aksilik olmaz. Güzel bir maç. Hava nasıl olacağı bilmiyorum ama cumartesi günü da bakayım. Resmi de tatil diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam evet. Birçok yer. İnsanların da rahat maça gelebileceği bir saat. İzin anlamında da rahat tribünlere gelebileceği bir gün. Güzel bir seyirciyle, dolu bir tribünle. Ben burada Altay'ı tribünün de çok etki edeceğini düşünüyorum rakip karşısında. Eğer dolu tribünler önünde oynarsak, Sakaryaspor taraftarı o coşkusunu sahaya yansıtabilirse ben Sakaryaspor'un bu kadrosunun Altay'ı geçmekte çok zorlanmayacağını, en azından geçeceğini diyeyim yani. Düşünüyorum inşallah da umduğumuz gibi de olur. 18 derece ve güneşli olması bekleniyor. Çok güzel. Çok tatlı bir... Güzel, saat de güzel. İzinli olması birçok yerin o da güzel aynı şekilde. Ben dediğim gibi yani burada bir tek zaten bu hafta Hurşit eksik. Galiba Ümit de olmayacak gibi gözüküyor. Aynen. Zor olabilir. Onun haricinde kadroda çok önemli bir değişiklik de olduğunu bilmiyorum ama... Emre belki durumuna göre Burak Süleyman... Belki hamle oyuncusu, Burak Süleyman belki aynen dediğin gibi katılabilir. Yani Sakaryaspor burada eğer bir sürpriz yaşamazsa iç sahadaki o 4 maçlık galibiyet serisini 5 maça çıkartacaktır. Ama tabii artık dediğim gibi Altay maçından sonra az önce senin okurken bile heyecanlandıran maç serisinde ki üst üste 2 maçta oynayacağımız maçlar da var içeride. Artık ilk yarıdaki daha doğrusu ligdeki hedefimizi belirleme açısından ilk 7 sıra için bu maç başlangıç olacak ve bundan sonraki kaç maç kalıyor? 6-7 maç. Yani Sakaryaspor'un artık biz bu ligde playoff oynarız. Ya da biz bir tabi yok biz galiba playoff'ta zorlayamayacağız ama ortada bitiririz. Bu şekilde gidersek devre arasında yapacağımız takviyelerle çok daha başka şeyler konuşabiliriz. Bu şekilde bitirirsek tabii. Yani dedim ya deplasmanda bir tık daha biraz toparlayalım. İç sahadaki şeyi götürelim. Biz yani 2-2 olmasa bile 4. 5. playoff hattını her türlü bitiririz. Devre arasında zaten hocanın da muhtemelen istekleri var zaten 4-5 takviye daha. Onlar da olursa dediğim gibi burada çok daha farklı bir Sakaryaspor'u ve hedefleri konuşabiliriz tabii. Sezonun ikinci yarısı. Çok teşekkürler Mesut. Çok keyifli bir programdı. Ben teşekkür ederim Erhan'cığım. Bahattin abinin yokluğunu hissettik ama inşallah haftaya. Önümüzdeki hafta. Onunla birlikte kaldığımız yerden devam ederiz. Ona da bir kez daha acil geçmiş olsun falan diyelim. Evet. Ya şunu da belirtmek istiyorum. Ekranları başındaki izleyenlerimiz de yani fark etmişlerdir statta ya da zaten açıklamalardan. Eyüp Spor cephesinin inanılmaz bir misafirperverlik örneği gösterdiğini belirtelim. Hatta şöyle bir anekdot da paylaşayım. Zaten Tatangalar bir açıklama yaptı ama sosyal medya hesapları üzerine. Maç sonu röportajların bitmesini ve basın toplantısını beklerken Murat Başkan, Eyüp Spor Kulüp Başkanı basın toplantı odasına geldi. Bir ihtiyacımız, bir isteğimizin olup olmadığını sordu. Küçük de bir hakem yorumu da yaptı. Çok fazla müdahale etti o oyunu. Daha fazla güzelleştirebilirdi. Çok fazla durdu dedi. O konularda
haklı da. Evet. İlk yarıda belki 6-7 dakikada duran oyun 3 dakika mı 4 dakika mı ne uzatma gösterildi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten bir misafirperverlik örneği ortaya koydu. Eyüp Spor cephesi tribününden yöneticisine kadar ben de çok alışkın olmadığımız bu güzel örnek davranış için teşekkür ederim. Aynı zamanda 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. Çok da anlamlı bir gün. Bu ülkenin nasıl bu durumda olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Yani Cumhuriyet'in bizlere bu şekilde ilan edilmesi. Ben hep hoşuma giden anlardan biridir. Hani tarihi çok evet. severim. Şunu da çok kısa belirteyim. Benim için böyle tarihsel en büyük cümlelerden bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim akşamı arkadaşlarına "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz." cümlesi, yani hep o tarih kitaplarında okuduğumuz, ilkokulda, ortaokulda okuduğumuz beni çok etkileyen durumlardan biridir. Ve 100 sene geçmiş. Nice bir dünyaya örnek olduğumuz nice 100 seneler olsun İnşallah. Diyelim. Ve şimdi sizleri deplasman hikayemizle baş başa bırakalım. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizleri izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorum attığınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Sadece futbolun konuşulduğu program. Sakaryaspor ve temsilcileri geride bıraktığımız hafta neler yaptı? Değerlendirmeler, yorumlar, kritikler. Sadece futbolun konuşulduğu program Spor 264. Erhan Kaytanbay'ın sunumu ile Spor 264 her hafta pazartesi günü saat 21'de TV 264'te.